Çekiç kes, çekiç kes, çekiç kes. Çok uzun zamandır ara vermiştik ama şimdi hiçbir şey olmamış gibi yeniden geri dönüyoruz. Ama aslında çok şey oldu. Olan şeyler arasında en önemlisi Türkiye değişti. Türkiye değişti mi? Türkiye değişiyor mu acaba? Çok büyük bir CHP etkisi mi yoksa yeniden Refah mı araya girdi? AKP eski AKP değil mi ya da otoriterleşiyor mu? Bayram yaklaşıyor. 1 kilo baklava 1000 liraya vurmuş durumda. Baklava yemesin mi bu insanlar? Türkiye değişti diyoruz ama fiyatlar ve enflasyon değişmiyor. Biz burada fiyatları veya enflasyonu mu konuşuyoruz bilmiyorum ama Türkiye'de bir şeylerin değiştiği kesin. Bu podcast'i, bu bölümü CHP'nin ya da CHP'nin kazanması ya da AKP'nin kaybetmesi ya da yeniden Refah'ın üçüncü bir fikir olarak ortaya çıkması ya da AKP'nin İsrail'le ticarete devam etmesi teorileri üzerine mi yapacağız emin değilim. Ama ben bu şekilde açtım. Yanımda iki tane bu işi beraber yaptığım çok kıymetli insan var. Birisi Bartu Bölükbaşı, birisi Saltuk Buğra Yurteri. Bartu Bölükbaşı bir sosyalist, Saltuk Buğra Yurteri Kemalist gibi ama bazen sadece söylemleri de var. Emin değiliz. Bir de Mert Günhan var. Ben de her gün karşınıza çıkan bakkaldaki kahvedeki ya yeğenim o şöyle değil. Basal tokamına koyayım diyen CHP'li dedenizim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Evet Nasıl arkadaşlar. kazandı? Ben bunu merak ediyorum ya. Yani Hı? seçimleri Gayet izlemeyi iyi. düşünüyor muydunuz? Bartu Yoksa şeyi böyle... soracağım. Bu hafta sonu seçimler var. Evet, ne düşünüyorsun? Sence nasıl olur? Biz bunu erken kaydediyoruz arkadaşlar. Ve bilsek hepsini tek tek. Ya abi O evet. benim için çok garip oldu ya. Yani şöyle söyleyeyim sana. Şöyle psikolojiyle bakıyordum. Sadece İstanbul'a ve Hatay'a bakacağım diyordum. Sonra Hatay patladı. Yani Gökhan Evet. Zan sağ olsun bize sağlam bir şekilde patlamış oldu bu iş. Neyse en azından adaylıktan çekecek zamanımız oldu kendisine ama o işte büyük bir hüzün kaynağı oldu bizim için. En hafif tabirle öyle söyleyeyim. Ben İkinci seni olarak sadece şey, efendim. aslında bu bölümü şeyle başlatmak istiyorum. Ben artık yeter diyorum ve sana elimi uzatarak gel altı oka gel. Bırak bu sosyalist işlerini. Yuvana dön Bartu Bölükbaşı. Yuvana dön. Saltuk ve benim aramıza geri gel. Oğlum benim Abi yuvam ben de burası orada değilim zaten. abi. Bir dakika. Allah Allah. Ben de orada Bir değilim. ben mi CHP'deyim lan? Oğlum Saltuk'a sor şimdi sen CHP'yi. Adam sana 6 ayrı dönem analizi yapsın ya. Birinci CHP, ikinci CHP, 1977 CHP'si, 90'lar, 2010. Oho, Kılıçdaroğlu CHP'si var. İmamoğlu'nun içinde etkin ol. Bunların hiçbir aynı parti değil ki. Tabii ki, tabii ki, Yani tabii ki. şeyler de aynı değil. Bürokratlar da aynı değil. Örgütlenme biçimleri de aynı değil. Kitle çalışma şeyleri de aynı değil. Yani Bir sistemler de falan. Ya düşün bak sadece pardon. Canan Kaftancıoğlu'nun ekibi bile çıkmasıyla bambaşka bir ekibi aslında yer bırakıyor. Şu Aynen. an aynı ekip çalışmıyor aslında. Baya bildiğin İmamoğlu ağırlıklı bir şey oluştu içeride. Yapılanma oluştu. Bu başka bir tartışma konusu da ben şeyindeyim oğlum işin. Önce psikolojiden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu mentalitede de çok insan gördüm. Aynı benim gibi olan yani. Abi sadece İstanbul'a bakacağız. Gerisini siktir et modunda çok fazla insan vardı. Abi ne yalan söyleyeyim ben yani şeyde post da attım. İlk başta böyle 7 puan fark atacak analizleri falan havada uçuşunca dedim ki kesin algı operasyonu yapıyorlar. Yani tipik bir algı yönlendirmesi. Hani insanların oy vermeye gitmesini engellemeye çalışıyorlar falan diye düşündüm. 12 puan fark yemek nedir oğlum ya? Yani 12 puan fark yemek için bak söyleyemiyorum bile. Ciddi miktarda problemli olmak lazım ya. Bu bir başarı bak ya. 12 puan fark yemek çok ciddi bir başarıdır bak. Özellikle de şey insanların ben de dahil hani 1-2 puan farkla kazanacağını düşünüyordum Ekrem İmamoğlu'nun. Ondan emindim de çok ciddi sorun çıkacak. Sabahlara kadar işte biz bunu takip edeceğiz. Karakolluk olacak bu iş falan diye düşünüyordum. Abi içinden geçti adam ya. Muazzam bir şey yani bu olan şey. Bunun bir örneği yok tarihte hakikaten. Evet, Ankara'da da 30 mu ne fark koydu ya? şimdi Ya seçim. fark onu demiyorum oğlum. Adam karşısında Aynen. Cumhurbaşkanı var, 17 bakan var, vali var. Bütün devlet Evet. teşkilatıyla birden yarışıyor yani adam. Bu sence aynı şey mi? Mansur Yavaş'ta böyle bir Yok yarışma yok canım. yok bence. Şimdi seçim değerlendirmelerinizi alacağız çünkü gerçekten Türkiye açısından tarihi bir şey aslında. Yani böyle şey falan geçiyorum. 1970'lerden beri CHP birinci parti çıkmadı muhabbetlerini falan geçiyorum. Sadece ya şeyi bir konuşalım bence. Ortada çünkü bir genel seçim çok birincisi CHP'nin açısından çok büyük bir hezimet var. İkincisi çok büyük bir win var. Bu AKP'nin bir başarısızlığı mıydı? Yeniden Refah'ın Nevşin Mengü'nün söylemeyi sevdiği gibi Kingmaker olmasıyla alakalı bir durum muydu?
Yoksa böyle bir Erdoğan'a ve babaya veremedikleri öfkeli tepkiyi babanın diğer çocuklarına mı verdiler? Genelde Anadolu halkı. Ne oldu orada tam olarak? Onu bir yorumlayalım istiyorum yani. Şeyden yapabiliriz. Bartu, Saltuk, sonra ben şekli yapabiliriz. Oğlum öncelikle şu Nevşin Mengü bir vaka gerçekten ya. Ya ben özel olarak takip ediyorum mesela Nevşin Mengü. Çünkü bizim ulaşmak istediğimiz kesimler de oradan onu izliyor. En azından Fatih Altaylı çıkıp ortalığı ezip geçene kadar Nevşin Mengü'nün çok büyük belirleyiciliği vardı. Evet. Bu şey böyle. Tam anlamıyla 2008'lerin Nagihan alçısı gibi. Tam olarak öyle görüyorum. Yani ideolojik hattı. Mesela birçok kişi fark etmedi ama Nevşin Mengü aslında CHP'ye öyle olumlu bakan birisi değil. Nevşin'in kankileri daha çok İYİ Parti'deki onun tabiriyle liberaller. Bugünkü yayında da mesela İYİ Parti liberaller falan. Yani kim neyin liberali yani İYİ Parti'de? Oradaki mevzu şey. Arkadaşları var bunun şimdi. Çok şık arkadaşlar. Bir tanesi işte Taylan Bey. Bir tanesi de şey. Neydi? Bilgi Hoca diyorlar ya bu. Burak Bilgehan Özpek. Aynen aynen. O orada böyle bir kırılma hani ABD tipi hem sağ hem liberal bir çizgi oluşturulabileceğini falan sanıyor galiba Nevşin Mengü. O yüzden oraya yatırım yaptı gibi görüyorum ben. Seçim boyunca da şeyi fark ettim. Mesela Kılıçdaroğlu yenildiğinde bayağı rahatladı Nevşin. Dikkat ettiniz mi? Hani seçim süreci boyunca şey diyordu. İşte neoliberalizme laf ediyorlar nasıl ederler lan? Neoliberalizm bu kadar yanlış bir şey diyor. Öyle bir şey yoktur falan. Öyle bir şey vardır güzel kardeşim. Ve 25 yıldır da uygulamada yani. Hatta çok daha uzun süre. Hatta bu kararlar çıksın diye 24 Ocak kararlarıyla ülke neoliberal bir iktisadi anlayışı açılsın diye darbe yapıldı lan bu ülkede. Ondan sonra geçirildi yasalar. Bütün kamu iktisadi teşebbüsler tamamen özelleştirildi. Gümrükler darmadağın edildi. Ülke tamamen hazırlıksız biçimde küresel pazara açıldı. Kamuda devlet kendi içerisinde adım adım sosyal alandan çekildi. Bu alanları da cemaatlere bıraktı. Cemaatler de zaten uzun süre sivil toplum olarak sunulduğu için bunlar şirketleştiler. Bunların hastanelerinin, okullarının, işte şeylerinin, farklı yatırımlarının olmasına kimse laf etmedi. Dolayısıyla tam anlamıyla vahşi bir neoliberal program uygulandı Türkiye'de. Hala da uygulanıyor. Bunu ciddiye almadan hiçbir yorum yapılabileceğini düşünmüyorum ben. Buradaki mevzu bence şey. Olayı Nevşin Mengü'den çıkarmam gerekirse yani. CHP'nin başarısı yok demek çok bir aciz bir yorum bence ya. Ya CHP belki tarihinde en son Ecevit'le bu kadar büyük bir atılım yapmıştı. Ya bu insanların tabii ki çok büyük bir politik bilince sahip oldukları için AKP'yi cezalandırmaları gibi bir şey söz konusu değil. Bence herkesten önce en çok Fatih Altaylı çok garip bir şekilde bu arada. En yani nesnel yorum onun yaptığını düşünüyorum. O şöyle bir şey dedi. Genellikle de bizim ülkemizde seçmenler ideolojik oylarını genel seçimlerde kullanıyorlar. Yerel seçimlerde daha şey pragmatik yaklaşıyorlar olaylara. Dolayısıyla diyor CHP eğer doğru kullanabilirse işte bir şansı olabilir demişti. Bunu aylar önce söylemişti mesela. Ya demek ki adam iyi tanıyormuş kardeşim. Buradan çıkaracağım ilk sorun bu. Çünkü şöyle yerelde belli hizmetler alıyorlar. Genelde de bu sefer Cumhurbaşkanlığı üstünden belli hizmetler alıyorlar. Bu hizmetler çeşitlendirilebilir ama aslında ben sefaletin sürdürülmesi diyorum. Bir sefalet ekonomisi var. Önce kademe kademe yoksullaştırılıyor toplum. Ondan sonra sadakaya mahkum ediliyor. Sonra sadakayı hangi el veriyorsa da onu tutuyor. Ama genel seçimdeki sadakayı veren elle yereldeki farklı. Dolayısıyla farklı tepkiler veriyor. Bu en pragmatik hali. Ama şunu da sormak lazım. Neden AKP yani İYİ Parti değil de CHP'ye veriyorlar? Hiç mi becerememiş CHP yani böyle bir şey yapmayı? Dolayısıyla ben CHP'nin aslında iyi çalıştığını düşünüyorum. Böyle bir sonucu başka türlü göremezsin oğlum. Ben Kütahya'da bir yıl yaşadım ya. Dünyanın en umutsuz yeri oğlum Kütahya. Yani Türkiye'de o kadar yobaz bir yer yani Yozgat'la, Bayburt'la, Uşak'la falan Isparta'yla çok rahat yarışabilecek, belki alabilecek bir bölge Kütahya. Hani bu Kocaeli, Gebze bölgesindeki örgütlü yobazlıkla falan da çok ciddi karşı karşıya böyle yarışabilecek düzeyde. Nasıl CHP'ye geçer oğlum ya? Hani yeniden sayım yaptılar, bir daha CHP aldı orayı. İç Anadolu'ya doğru böyle iki mızrak halinde hilal taktiğiyle yayılan bir CHP görüyorsun şu an harita üstünde, tamam mı? Bence çok acayip. Çıkarılması gereken sonuçlar var. Kendi partim adına da var bu arada. Onu da konuşacağım bana özel olarak sorduğun zaman ilerleyen dakikalarda. Benim genel olarak büyük bir şaşkınlık yaşadığımı söyleyebilirim bu CHP'nin bu kadar önde gitmesi. İmamoğlu bence buldozer etkisi yaptı. Mansur Yavaş adına ben çok olağanüstü bir şey görmedim açıkçası. Çok büyük bir başarı tabii elde ettiği şey. Ama ideolojik bir gerilim yok. Ya Mansur Yavaş'ın kendi ekibi büyük birlikçi ülkücülerden oluşuyor zaten belediyede. Tamamen bir ülkücü belediyesi. Ya adı CHP sadece Mansur Yavaş adına. Kendisinin de öyle bir mentalitesi olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani bu partiyle bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten sürekli Alparslan Türkeş kutlamaları yapıp işte bu alanda fikir belirtip durduğu için de ideolojik bakımdan öyle bir yeri yok bana sorarsan. Ama şöyle görüyorum sonuç olarak. Son takdirde bu umutsuz arkadaşlara, işte nihilizm saçan arkadaşlara bir ders olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü böyle yapmamak lazım ve her gittiğim yerde bu ülkenin sağının solunun belli olmadığı, bu toplumun çok dengeli bir toplum olmadığı,
Burada iki kere ikinin dört etmediğini sürekli olarak söylüyorum. Yani bugün siyasetten çok zor durumdayız, yarın böyle olmayacak. Biraz daha inançlı olun, biraz daha mücadeleci olun falan. Bu arkadaşlar bence büyük bir ders almıştır. Bu halktan hiçbir şey olmaz. Hep sağ partilere oy veriyorlar. Sağcılık bakidir. Sağcılıkla sağcı olmak gerekir. İşte sağcılara 40 vekil verelim. Yok efendim merkez sağda eksiklik var ki Nevşin Mengü de böyle diyordu. Bak merkez sağda eksiklik var falan diyor. Yeterince sağ parti yokmuş gibi yani ülke siyasetinde. O yüzden bence CHP güzel temiz bir sayfa açmış oldu. Doğru kullanıldığı takdirde solun önü o muazzam açıldı bence şu an. Şu an CHP mesela sosyal demokrat, makul düzeyde sosyal demokrat ve bunu halka ulaştırabilen ister kent lokantaları olsun ister sokakta ücretsiz kreşler olsun ki bunlar şu ana kadar CHP'nin yaptığı en iyi yatırımlar abi siyasal anlamda. Bunları görüp buradan ders çıkarması lazım. Bu politikaların hepsi tarih boyunca hep sosyalistlerin politikaları oldu. Ta Bismarck'tan beri. Yani 8 saatlik iş günü olsun, hafta sonu tatil olsun, emeklilik olsun, bu tip hani kamusal yardımlar, kamusal alanlar olsun. Bunlar hep solun programıydı. Artık solun bu kimlik tartışmalarını şeyi bir tarafa bırakıp, bu sefer gerçekten bırakıp, ciddi miktarda buna odaklanması gerekiyor. Çünkü CHP'den daha ileri gidebilecek, CHP'den daha radikal olabilecek tek grup sosyalistler bu konuda. Ve dediğim gibi CHP insanların şu an talep ettiği radikalizmi zaten karşılayamıyor. Bu ülkedeki mesela cumhuriyetçiler çok rahat bak tarikatların kapatılmasını istiyorlar, dağıtılmasını istiyorlar yani. CHP bunu söyleyemez. Diyanetin kapatılmasını isteyen çok ciddi bir kitle var. CHP bunu söyleyemez. Bu tip söyleyemeyeceği çok fazla şey var CHP'nin merkez ilişkilerini koparmamak adına. Çünkü eninde sonunda bir düzen partisi CHP ve merkezde durmak zorunda. Dolayısıyla solun bence ciddi miktarda önü açılmıştır. Umarım bunu değerlendirebiliriz. Altuğa bırakayım. Yani zaten katılıyorum. Bartu'ya çok bir şey söyleyemeyeceğim. Yani merkez sağdaki boşluğu bence CHP dolduruyor zaten. CHP ne bileyim sol, yani merkez sol der miyiz niye deriz bilmiyorum. Tamam sosyal belediyecilik var. Allah'tan öyle bir şey var. O güzel. Ama onun haricinde bence merkez sağ bir profil çiziyor diyeceğim. Nihayetinde iyi oldu. İşte yani AKP'nin muslukları kısıldı. Ve yani CHP gelince ülkenin batmadığı gözükecek. Ama bir yandan da yani Günhan'ın da açarken söylediği gibi evet seçim kazanıldı falan ama baklavalar hala 1000 lira. Hani kilosu falan. O yüzden nasıl olacak? Çünkü sistem kapitalizm. Hani bunun içinde kaldıkça buna radikal bir tepki vermedikçe aslında çok da bir şey kültürel alanda değişir. Birazcık daha rahatlarız. Hani işte ne bileyim biramızı içeriz dışarıda falan ama hani sömürü sistemi devam eder. O yüzden belki şey umudum da var. Hani çok böyle hani yüzeysel şeyden konuşuyorum da. O tepkisellik mesela AKP'ye olan hani insanları diyelim sola iten CHP'ye böyle oy verdiriyor. Ya diyelim AKP'nin ailelerin çocukları falan. Sonra onun da çıkar yolu olmadığını aslında yani çözümün böyle basit sistem içi ayarlamalarla değil de hepten sisteme karşı çıkarak daha radikal bir alternatif düşünerek geleceğini fark eden çocuklar belki daha da sola yönelir. Ya bir de zaten bence de sol CHP'de eklemlenmeye büyük oranda çok açık olduğu için CHP'de çok hani ciddi bir sol düşmanlığı yapmayacaktır. O yüzden yani radikal sol açısından baktığımda da olumlu görüyorum. İyi oldu, güzel oldu. Bir de şeyi söyleyeyim hani ben burada şeyim ya hani işte post PhD işte siyaset biliminde doktora yapıyor falan. Arkadaşlar hiç yani Bartu kadar bile bilgim yok bu hani yerel seçimler konusunda falan. Çünkü Allah aşkına yani şey diye söylüyorum bunu. Her böyle sağda solda zaten İşte doktora yapan veya herhangi bir işte ünvan alan hani siyaset uzmanı olarak çıkıyor ya ben işte konuşuyorum çünkü böyle ya siyaset dediğin ta antik Yunan'dan bugüne kadar ve bütün işte ekonomiden şuna buna kadar 1000 tane konuyu kapsıyor. Ben ömrümde gidip de yerel seçim falan çalışmadım. Parti politikası çalışmadım. İnsanların çoğu da öyle. O yüzden o şeylere de çok aldanmamak lazım. Ya akıllı adam söylediği sözden yaptığı analizden belli oluyor. O yüzden hani ben de burada Bartu'yu dinleyeceğim yani benim de çok ekleyeceğim ve söyleyeceğim bir şey yok. Yok canım yani ben de şeyin uzman değilim. Yerel seçimlerde sürekli böyle şey ya evde gün içerisinde artık bütün içerikleri tükettikten sonra arkada aksın diye açıyorum. O yüzden biraz kirlenmiş bile hissediyorum. Çünkü hep aynı şey. Evet öyle oluyor. Ya şöyle düşün gazetecilik abi doğası gereği ana odaklı bir şey ya. Aynen. Ya o an gelişen olayları ve olguları tespit ediyorsun ve bu 10 yıl sonra söylediğin şeyin hiçbir kıymeti kalmıyor. Çünkü genel bir şey söylememiş oluyorsun. Burada bir hakikat çıkarmamış oluyorsun. Sadece belli siyasal özneden hareketlerini analiz ediyorsun. Abi düşünsene hayatını mesela Özal ANAP'ını incelemeye adamış insanlar var. Yok şu an bu insanlar bak. Adları yok. Orada da kitapları bile okunmuyor. Ya bu acı gerçeği söyleyeyim gerçekten. Mesela Mehmet Ali Birand muazzam bir gazeteci değil mi? Ya Birand bir arşiv bıraktı geriye. Fakat bundan 30 yıl sonra Birand'ın da bir anlamı kalmayacak. Çünkü hep belli bir döneme odaklanarak baktı. Oradan bir hakikat çıkarmadı. Türkiye'nin belli bir dönemini arşivlemiş oldu.
Doğası gereği o yüzden gazetecilik ve yerel seçimler, yerel gündemlerin çok evrensel, insana büyük oranda katkı yapan, onun entelektüel tarafına besleyen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle düşünüyorum, yerelden kopmamak gerekiyor. Sürekli olarak dışarıdaki gerçekliğin, sokaktaki gerçekliğin farkına varmamız gerekiyor ki sürekli 8-5 çalışan insanlar olarak yani kendi alanında kısmen onun dışında kalıyorsun. Ben de mesela sürekli fuarlara gidiyorum. Sürekli üniversite etkinliklerine gidiyorum. Bazı arkadaşlar şey diyor. Niye gidiyorsun oğlum üniversite etkinliğine? İşin içinde para yok, o yok, bu yok. Ya ben onun için gitmiyorum. Ben öğrencilerin durumuna bakmaya çalışıyorum. Acaba ne durumdalar? Nasıl düşünüyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Gelir durumları ne? Nasıl siyasal eğilimler var? Hayatta nasıl bakıyorlar mesela? Yeni anlam verme pratiği nasıl mesela yeni nesillerde falan? Sürekli olarak bunu incelemek için bu tip şeylere gidiyorum. O yüzden benim için önemli. Yine de şeyi de tartışmak isterim. Mert'in fikrini de düşünüyorum. Bu yeniden refah ciddi bir sıkıntı bence. Ben kendi yorumumu söyleyeyim özellikle. Türkiye'de işçi sınıfının bir bagajı oluştu bana sorarsan. Bu AKP döneminde sıfırdan gelip de kendi kendini zenginleştiren, yeni bir burjuvazi yaratan, yeni bir sermaye çevresi yaratan MÜSİAD, ki Müslüman Sanayiciler gibi bir çağrışım yapıyor aslında adları itibariyle. Ve yeşil sermaye artık bir sınıra dayandı. O sınırı da şurada görüyorum abi. AKP'nin içerisinde tepelere doğru bir imparatorluklaşma eğilimi var. Ve bu tabandaki farklı geleneksel bölgelerden gelen ve örgütlü olmayan kesimler bundan artık yararlanamaz hale geldiler. İlk 10 yıl çok şeydi, mutlulardı mesela. Ben 2015 civarı hayıflanmalar başladı abi. Onları gördüm yani, hatırlıyorum. Ama nasıl hayıflanmalar biliyor musun? Olay şu. Mesela İstanbul'daki Yozgatlı seçmen, işte Kütahyalı seçmen, Bayburtlu seçmen. Ulan hep Rizelilere, Trabzonlara iş yapıyorsunuz. Bizi görmüyorsunuz. Burada bunlar memleketçilik yapıyor demeye başladı. Vay arkadaş dedim ya. Şu an mı fark ettiniz gerçekten böyle olduğunu? Sonra yerel gazeteleri incelemeye başladı. Bunların kendi işte mahalle gazeteleri falan filan var. Bazı yazarlar var böyle. Ya hardcore AKP'ler var ama belli semtlere bakıyorlar. Mesela Ümraniye, Fatih falan. Abi buralarda fokurdayan bir kazan vardı aslında. Ama bu insanlar ideolojik bir tepkiyle oy veriyor değiller yani. Şey değil. AKP'ye karşı olan eleştirileri onunla düşünsel olarak bir ayrılıkları olduğu için değil. Bizi niye görmüyorsun diyor. Ya biz de seninle aynı yerdeyiz, aynı düşüncedeyiz fakat bizi görmüyorsun. Şimdi burada siyasal bir kırılma yok. Dolayısıyla burada vay işçi sınıfı mesaj verdi. YRP işçi sınıfı ne güzel de örgütlüyor. Sol bunu yapamıyor. E sol nasıl yapsın zaten onu? Adamın zaten mentalitesi sol bir kırılma formunda değil ki. Adam diyor ki ben 10 yıldır memnundum, nemalanıyordum düzenden. Artık beni nemalandırmıyorlar. Güç yukarıda iyice konsolide oldu. Ben oraya giremiyorum. Çünkü ben Rizeli veya Trabzonlu değilim. Benden önce imtiyazlı olan gruplar var. İmtiyazlı tarikatlar var. İmtiyazlı iki şehir var. Onların önüne geçemiyorum. Dolayısıyla şöyle yapacağım. 2010'lar AKP'sini bu sefer Anadolu'dan kuracağız diyor. Yeniden ya. Refah tam olarak budur bak. AKP ideolojisinin daha da ileri gericilikte, daha da ileri şeriatçılıkta ki bu başlangıçta böyle zamanla merkeze gelecek onlar. Fakat Anadolu'dan kurulmuş haldir. Bir Anadolu AKP'sidir yani. Bir Karadeniz AKP'si değil de. Dolayısıyla burada abartılacak bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Bu insanlar aynı rejimin sürmesini istiyorlar. Sadece nemalanan tarafın kültürel olarak farklı bir gruptan oluşmasını istiyorlar. Burada sol adına ders alınacak bir şey yok. Çok net söyleyeyim yani. Dediğin şeye çok katılıyorum. Ama bir de şöyle bir şey oldu. Bence bu kısmı kimse konuşmuyor. Yani yapılan bütün bu seçim analizleriyle alakalı kimse çıkıp da AKP'nin artık Türkiye'deki belediyelerin çoğunluğuna sahip olmadığını ve yani buradan gelen, çünkü rant tepeden başlayıp aşağıya doğru genişleyen bir şey ya, sen 2020 AKP Türkiye'sine baktığın zaman aslında artık bilmem nenin kalem müdürünün sekreterinin çocuğuna kadar bu belediyelerin rantından faydalanan bir kitle var. Yani dolayısıyla bu tabii ki de Anadolu'ya da yansıyor. Sen bugüne baktığın zaman yani işte ne bileyim birisi gidiyor düğününü yapıyor, işte belediyenin bilmem ne imkanını kullanıyor. Allah'ın 5000 kişilik köyünde bile belediyeler üzerinden yıllarca bu rant döndü. Ama şimdi pek çok yerde belediyeyi kaybettikleri için artık bu rant çemberi de daralıyor. Ondan dolayı insanlar bir tık daha böyle yine kendileriyle benzer bir ideolojiye sahip, daha böyle siyasal İslamcı potansiyeline sahip bir partiye temelden de girmek istiyorlar aslında. Ben bu isteği de görüyorum yani. Hani bak işte biz artık AKP'nin, çünkü AKP'nin cidden Twitter'da da görüyorum son günlerde. Bunu kendi mahallelerinde de çok konuşuyorlar. AKP'nin cidden şu anda harbiden sadece çok tepedeki o kremanın üstünde kalan kitlesi artık ranttan sadece faydalanabilecek. Sen Erdoğan'a ne kadar yakınsan ancak o kadar. Eskisi gibi böyle Anadolu köylerinde yok efendim biz düğünümüzü yaptırdık, yok belediyeye araba aldık da onu bizim çocuk sürüyor. İşte eskortlarla beraber geziyor falan bilmem ne. O dünya bitti yani. Sadece belirli bir stratada olan AK Parti seçmeni
bu saatten sonra bundan ne bağlanacak? Bu da zaten rant üzerinden giden, AKP'nin son 10 yılı rant üzerinden gittiği için çok büyük bir ket vuracak. Yani o yaşam tarzına artık o Anadolu'lular için bir dönem. Çünkü şey diye satıldı ya bu aslında. Ya siz ezildiniz, 28 Şubatlar oldu, ikna odaları oldu, aman işte benim türbanlı kardeşim okula gidemedi falan. Bunun üzerinden böyle bir şey sattılar. Ama işte şimdi kafelerde oturuyorsunuz. Kafelerde oturmak bu arada şey yani. Belli ki bu önemli bir şey, kafelerde oturmak bu mahalledeki insanlar için. Ama işte siz şimdi hani siz de bu jipe binen, parası olan, tatillere giden bu insanlar olabilirsiniz. Artık bunlar Kemalist, laik, beyaz Türkler değil. Biz size de getirdik bunu. Sizin de bu imkanlarınız vardan artık nemalanamayacaklar. O hayat ideyasını satamayacağı için artık AKP belediyeleri kaybetmesiyle birlikte bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Kendi şimdiden zaten troller birbirini yemeye başlamış yani. Kendi içlerinde küçük fraksiyonlar. Çünkü yani paranın geldiği bir yol var. Ve paranın geldiği yollar da artık iyice daralacak. Bununla birlikte şöyle bir şey yani yeniden refah. Ben şey noktasına yani bence kör olmak demek yani. Okey, CHP'nin başarısı bu ayrı bir başlık. Ama yeniden refahın burada burada bir faktör olmadığını düşünmek bence çok saflık olur. Ama dediğim gibi yani bizim Anadolu insanında duygusal bir taraf var. Fatalistik abi. Çünkü fatalistik oldukları için biraz şey gibi bakıyorlar. Kendi kaderlerini harbiden böyle en azından Allah'a tekabül edebilecek siyasi hareketlere. Yani Allah'a tekabül edebilecek derken Allah inancına, İslam'a, siyaset İslam'a ve bunun halk arasında sirayet eden formuna tekabül edebilecek bir partiye oy vermek. Bu fatalistik Anadolu toplumu arasında her zaman şey olacaktır. Yani hep bu şey yüzeysel bir şekilde şey muhabbet yapılıyor ya. Abi işte Anadolu insanı böyledir zaten. Anadolu insanı sağcı partilere oy verir. Ya Anadolu insanın en temeldeki artık problem mi dersiniz? Belirleyici özellik mi dersiniz? Bilmiyorum. Bence problem fatalistik olması abi. Çünkü neden eğitim önemlidir? Ve neden belirli bir yere kadar eğitim alan insanlar genelde kendisini sol konjonktür içindeki çeşitli düşünce noktalarında bulur? Çünkü sen zihnini belirli bir yere getirirsin. Ve belirli bir yere getirdikten sonra yetişkinlik hayatında karşına bir problem çıktığı zaman işte nasıl üretim araçları yaratabilirsin kendine, nasıl para kazanabilirsin, nasıl bir hayat kurabilirsin, bunlarla ilgili bir mesai harcaman gerekiyor kafanda. Ama bu mesaiyi ancak bu mesai, bu oyun planını, bu hayatla ilgili noktayı bir tık eğitimle geliştirebiliyorsun. Ama Anadolu'da tabii ki de eğitim noktasında ciddi anlamda bir noksanlık olduğu için sen daha böyle kendini, kafanı o noktaya getiremediğinde fatalistik çözümler ararsın. O yüzden Anadolu'nun, Türk halkının çoğunluğunda da bu var. Yeniden refahın muhabbetinin arkasında hem rant, hem tamamen duygusal, hem de tamamen duygusal bir nokta var gibi. Ve yani bana çok şey geliyor bu. Doğal geliyor. O yüzden %100 salt CHP'nin başarısı, aman Allah'ım, İmamoğlu etkisi apayrı bir konu bence. Hani CHP'nin başarısı eşit değildir İmamoğlu. İmamoğlu bence farklı bir entity. Farklı bir varlık. Bence o da onun farkında ama onu konuşuruz bence. Allah kabul etsin arkadaşlar. Eyvallah. Bir saniye, ben şu kapıyı kapatayım. Bak birdenbire geldi yine şeyden. Evet. Saltuk bitene kadar kapalı tutacağım mikrofonu gerçekten. Galiba. Ben bu kadar şey yapacaktım zaten. Sen konuş abi. Yok. Ha, Saltuk geldi geri. İki nokta var, onu da söyleyelim. Okay. Bir, bu Filistin meselesi önemliydi. Filistin meselesi gerçekten çok tepkiye yol açtı. Hani AK Parti taraftarları arasında bile, ki hani gördünüz işte eylemlerde hani türbanlı bacalarımızı işte döve döve götürdü AK Parti hükümeti. Ya evet, çok tuhaf ya. Abi bir o baştan beri var olan gerçeklik buydu. Fakat bu kültürel kamp, yani yapay bir kültürel kamplaşma yaratarak zemindeki gerçekliği örtüyorlardı. Şu an o gerçeklik perdesi bir anda şey oldu. Ortaya çıkınca mevzu bu oldu. Ya yani başından beri aslında anlattığımız şey bu. Yani bu topluma sen hak ararsan, başında türban olsa da olmasa da seni yerlerde yuvarlarlar. Kafana copu vururlar. Sen işte atıyorum dürüst politikaların uygulanmadığını, bir tutarsızlık olduğunu söyleyen samimi bir Müslümansan da sen kafana copu yersin bu ülkenin içerisinde. Bu insanlar öyle olmayacağını düşünüyorlardı. Bize bir şey olmaz. Bizim değerlerimiz iktidarda. Bize ne yapacaklar ki falan diye bakıyordu. Alın. Buyurun. Yani daha önce de oldu bu. Bana mı sordunuz lan giderken dedi. Değil mi? Oraya giderken bana mı sordunuz dedi. Mavi Marmara hakkında falan.
Bu konuda da mesela bu aydınlanma gelmedi. Başka konularda da gelmiyor. Sonuçta küresel radar üssü var değil mi? İsrail'in de oradan çıkarlarını yani şey yapan bir yapının üyesi Türkiye zaten. Batı İttifakı'nın üyesi. Orta Doğu'da da Batı İttifakı'nın uzantısı olan iki ülke var temelde. Suudi Arabistan'da İsrail. Ya bunun karşısında Filistin belli bir bölge, Mısır belli bir bölge, İran belli bir bölge falan. Yani zaten İsrail ile Türkiye çok entegre birbirine. Bu başından nasıl ikna oldu bu insanlar bunun böyle olmadığını onu tartışmak lazım bence. Şey konusunda ben de katılıyorum Saltı. Zaten bu dediklerinizin hepsini kabul ediyorum. Ben direkt yeniden refahtan başladık diye başka bir tespit yaptım. Çünkü bunu çok görüyorum. Solun üstüne ekşi sözlükle orada burada falan bırakıldığını görüyorum bu yeniden refah mevzusunun. Bence mevzu şu. Bir, en büyük önemli olan olaylardan biri emeklilere zam yapılmadı oğlum. Bildiğin yaptıkça yaptıkça gidiyor. Bu ne ya? Bu kuyunun dibi yok falan dediler. Yapmadılar. İkincisi, deli gibi şey faizlerin çok yüksek olması etkiliyor enflasyon süreçlerini. Yani Mehmet Şimşek kabinesinin doğrudan bütün şeyi yine neoliberal politikalarla kasten vurgulayarak söylüyorum. Bunu bir tamamen çalışan sınıfı yıkıyor. Oğlum zaten ülkede sadece çalışan sınıf vergi ödüyor. En yüksek sermaye grupları, en zenginler vergi falan ödediği yok. Sürekli olarak vergi kalemleri siliniyor onların tam tersine. Milyarlarca liralık vergi borcu siliniyor. KYK borcu olan öğrencinin evine haciz yolluyorsun sen. Böyle bir kafa var, tamam mı? Çıkmış adam diyor ki biz vergi tabana yayacağız. Ya daha nereye yayacağım tabana? Zaten tabanda vergi. Şunu biraz tavana yay. Bir kere de tavan ödesin kardeşim bunu. Bir kere de sermaye ödesin yani. Bir noktadan sonra da insanların boğazına kadar geldi bence bu. Hani ben şey edebiyat yapmayacağım. Tencere iktidarı götürür. Tencere iktidarı götürmez arkadaşlar. Özellikle de faşizm dönemlerinde hiçbir bağlantısı yoktur tencereyle iktidarın. Fakat burada artık bence boğazlarını hissettiler seçmen grubu. Üçüncüsü de evet Filistin ikiyüzlülüğü bence de. Yani burada da bana da şey gene oluyor oğlum arada. Bir sürü şey yazıyorsun da Filistin olaylarını kınamıyorum. Daha ne diyeyim oğlum? Bir önceki bölümde soykırım yapılıyor dedim. Daha ne diyebilirim yani arkadaşlar? Başka bir terim var mı daha yüksek olarak ifade edebileceğim? Ben bu konuda bir post attım. Orada da iki devleti savundum zaten. İki ayrı devlet olması gerekiyor yani Filistin ile İsrail'in. Bu da bir başlangıç olarak şey olabilir. Benim derdim şu. İsrail solunun çok küçümsendiğini ve dikkate alınmadığını düşünüyorum bu tip konularda ki tam tersine dünyada yaşayan farklı ülkelerde özellikle ABD başta olmak üzere Yahudiler, sol görüşlü Yahudiler muazzam bir kampanya yürüttüler. Bu yani İsrail'in kendilerini temsil etmediğini, Filistin özelinde başka bir ülkenin işgal edildiğini, bu ülkeye yönelik bir soykırım yapıldığını, İsrail'in bir şeriat devleti olduğu, bir apartheid rejimi olduğu, burada Arapların ve diğer azınlıkların üçüncü sınıf insanlar olduğu, bunların hepsini başından beri Yahudi solu söylüyor zaten. Bu saldırı yapıldığında da İsrail Komünist Partisi çok ön plandaydı ve doğrudan destek verdi Filistin'e. Benim derdim şu, bu alanda doğru dürüst slogan üretilemiyor, boşluklara bırakılıyor, o boşluklardan da müthiş bir antisemitizm ve Yahudi düşmanlığı doluyor ve sol sadece bekliyor. Bitmesini bekliyor. Böyle bir kafa yapısı var. Nereden çıktı bu bilmiyorum. Yani bu başka olaylarda da var. Bir etnik milliyetçilik kınıyoruz. Diğer bir çok saldırgan etnik milliyetçiliğe karşı sessiz kalıyoruz. Bundan rahatsız oluyorum ben sadece. Yoksa Filistin davası sonuna kadar meşhurdur. Ve Filistin halkı ile Hamas arasında çok net bir ayrım yapmak gerekir. Hamas zaten İsrail'in başından beri göz yumdu. O bölgede yerleşmesi için her türlü çaba sarf ettiği bir yapı. Bu başka bir tartışma. Ama dediğim gibi yani bu yeniden refah mevzusuna dönelim istiyorum ben. Esas kafa karışıklığı orada çünkü. Dönelim abi. Yani nasıl, hangi açanı ele almak istiyorsun? Ya gelecekte Ya bir gerçekten şey olayı var mı yani böyle bir buradan yükselecek olan bir AKP'nin çok daha otoriter ve işte çok daha böyle çünkü AKP'nin ilk başlarda bir takım liberal kanatlar üzerinde yükseldiği için o liberal kanatlar kesildiğinde kendisini tekrardan daha otoriter bir noktaya yaslaması bir 10 senelik falan bir periyottu. Yani eninde sonunda o noktada şey yaptılar, pozisyonlandılar. Ama hala böyle o geçmişe bazı noktalarda dayanmaya çalışıyor. Kendi iç kadrolarında falan da oluyor bu. Ama tabii ki yeniden refah direkt ne diyebiliriz şey gibi kökten dinci diyebiliriz. ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu liberal palavralarla başlayalım yani. Türkiye bir kere hiçbir zaman kültürel bağlamda, siyasal bağlamda liberal olmayacak. Bunun alt metinleri var. Mesela Rusya'nın neden liberal olmadığıyla ilgili benzer bir görüş öne sürebilirim aynı şekilde İran'ın da. Abi şöyle bir olay var. Türkiye AB'ye bağımlı küçük herhangi bir iddiası olmayan, kendi yanında kavrulan bir sermaye devleti olmak istemiyor. Birincisi bu. Türkiye'nin gelişmiş bir ordu sistemi var. Bu alanda ciddi Ar-Ge yatırımları var. Bütün Kuzey Afrika'dan daha önce bahsettiğim gibi Asya'nın iç kısımlarına doğru yayılan bir İslamistan kurmak için can atan emperyalist bir devlet şu an Türkiye. Neden AB'nin kendi politikalarıyla Brüksel'le sınırlansın bu devlet yani? Üstelik bu devlet kendisini belli bir dinin koruyucusu olarak gösteriyor. Biz bir Müslüman devletiz diyor. Biz İslam'ın son ordusuyuz diyor mesela Türk ordusu için. İnsanları
Erkeklerin hepsini vergi veren ve askere giden dini bütün devletine bağlı insanlar olarak yetiştirmek isterken kadınları da işte kocasının hanımı, çocukların anası formunda eve hapseden, onun çalışma hayatında ve sokakta olmamasını isteyen bir radikal görüş var değil mi? Francisco Franco ile aynı aslında bu İspanya İç Savaşı'ndaki falangist, faşist gruplarla aynı dünya görüşüne sahip bir İslamcı, milliyetçi, muhafazakar bir görüş var. Milliyetçi derken de bu İslam sosu altında bir milliyetçilik var işin içinde. İslam'la başlatılmış ve İslam'la biten bir milletle sınırlı. Dolayısıyla Türkiye asker yaratmak istiyor. Yani vergi veren asker yaratmak istiyor. Herhangi bir sorgulanmadan kaçınılmasını istiyor. Vergi politikasına hiçbir şekilde dışarıdan müdahale edilmemesini istiyor. Ve vatandaş yansıtma politikası yok. Niye bu adam AB'ye istiyorsun? Üstelik AB'ye girdiği takdirde bir, temel politikaları Brüksel'e devrediyorsun. Onların da oradan geliştirdikleri yasa paketlerini onaylaman gerekiyor. İkincisi, serbest dolaşım bölgesine girdiğin takdirde senin herhalde şu anki 100 milyonluk nüfusunun 70 milyonu gidecektir diye düşünüyorum. Fransa'ya, Almanya, İngiltere kim niye dursun burada zaten? Dolayısıyla bir iş, çok ciddi bir iş gücü kaybedeceksin. Bununla beraber vergi kaybın da olacak senin. Vicdaniyet getirmek zorundasın. Bu sefer asker alamayacaksın. Hemen ardından işte Alevileri bir etnik ve dini azınlık olarak tanıman gerekecek. İşte Kürtlere bir yerel yönetim hakkı devretmen gerekecek. Hristiyanlar zaten bu ekaliyet miydi? Onlar kendi okulları falan var. Bunu diğer dini gruplara da tanıman gerekecek. Türkiye bunu niye istesin oğlum? Hiçbir sebep yok Türkiye'nin bunu istemesi için. Dolayısıyla ben hiçbir zaman liberal olacağına, hiçbir zaman hani AB'ye gireceğine ihtimal vermiyorum. Şu an AB'nin bizden istediği şey bir göçmen çöplüğü olmamız. Başka da bir şey değil. Bir de Batı ittifakından ayrılmayalım yani. Bir İran'la kavga edelim. İşte bir Mısır'la kavga edelim. İsrail'in kendi güvenliğini kuşatalım, şey yapalım burada gözetelim falan. Bir de Rusya ile de mesafeli duralım. İşte onların doğrudan görüşemeyecekleri konuları gidelim biz Rusya ile bir aracı gibi konuşalım gibi bir mevzu var. Dolayısıyla şey, liberallerin bekledikleri şey hiçbir zaman olmayacaktı. Bu bağlamda yeniden Refah şunu kırdı. AKP ilk geldiğinde Türkiye hala tam olarak o emperyalist aşamaya geçmemişti. Yani bu 1980'lerde başlayan bu neoliberal politika ve küresel hani iktisadi yapılara tamamen entegre olma süreci AKP ile beraber tamamlandı aslında. Bu özelleştirme dalgalarıyla beraber tam anlamıyla entegre oldu. Daha sonrasında ABD'nin işte bir kriz yaşaması ve diğer Afganistan'dan, Irak'tan, oradan buradan çekilecek bir forma gelmesi bu Biden'la beraber Türkiye'ye bir alan açtı. Şu anda dünyadaki bütün emperyalist güçler yeni bir hiyerarşinin geleceğini biliyorlar. Çünkü ABD böyle topukları kıçına vura vura kaçtı Afganistan'dan. Orayı da Taliban'a bıraktı bütün yeraltı yeri su kaynaklarıyla beraber. Rusya bunu görünce zaten Ukrayna Savaşı'nı başlattı hemen. Herkes gerekli mesajları aldılar. İran Lübnan'a kadar indi. Yemen'e kadar indi mesela. Çok ciddi bir şekilde Mısır'ı zorluyor şu an. İsrail buna önünü almak için bir şeyler yapıyor. Türkiye ne yaptı? Türkiye'de Karadenizli bir nomenklaturanın önderliğinde kendi alanını arıyor. Ya Afrika'ya giriyor mesela şu an bak hiç olmayan şey oluyor. Türkiye tarihinde hiçbir zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun bu hani son dönemlerinden itibaren bu kadar fazla Afrika politikası yürütmedi ya. Şu anda Somali'ye çok büyük bir ağır yanak yapıyorlar. Şu anda yine hedef şu. Doğu Afrika'daki Müslüman bölgelerden iç kısımlara doğru muhtemelen sızmayı düşünüyorlar. Çeşitli işte siyasi, kültürel, ekonomik etkilerle beraber. Ve orada yavaşça yumuşak güçle sömürge edinmeyi düşünüyorlar gördüğüm kadarıyla. O yüzden mesela deli gibi bak Afrikalı öğrenci gelmiş. Karabük olayı falan çok komediydi o açıdan ama aslında şunu kaçırdılar gözden. Türkiye oradan bir nüfus alıyor. Çünkü oraya ekonomik olarak bir müdahalede bulunacak. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Türkiye milliyetçi muhafazakar emperyalist bir güç olmuş. Dolayısıyla yeniden Refah bu iktidara gider abi. Yeniden Refah gayet iyi bu bağlamda. Nüfus Sünni bir alıyor emperyal güç. kısmı, nüfus alıyor kısmı da derken neden bahsediyorsun tam olarak? Şundan bahsediyorum. Mesela İngiliz İmparatorlusun diyelim değil mi? Veya Fransız İmparatorlusun. Fransa örnek vereyim. Senin bir bölgede koloni sisteminin tutması için oraya sadece askerini çıkarman, oradaki bütün madenleri işte ne bileyim tarlaları, pirinç plantasyonlarını onu bunu alman yetmiyor. Senin oranın egemen sınıfını yetiştirmen ve kendine bağlaman lazım. O yüzden mesela Fransızlar ilkokullar ve liseler açıyorlardı şeyde Vietnam'da Saigon merkezli olarak. Oranın işte yerel beylerinin, işte zenginlerinin, eşrafının çocuklarını Fransa'da eğitip oraya geri getirip devlet adamı yapıyorlardı. Dolayısıyla onlar da Fransız vatandaşı olur aynı zamanda. Zamanla Katolik oluyorlar ve Fransız çıkarlarını savunmaya başlıyorlardı. Teknokrat bir şey, işbirlikçi sınıfı yaratıyor. Türkiye'de muhtemelen Somali ve diğer Müslüman bölgelerde teknokrat işbirlikçi sınıfı yaratmayı hedefliyor gibi geliyor bana. Çünkü adamın çocuğu Somali Cumhurbaşkanı'nın galiba değil mi? Evet. Geldi burada kazandı, parayı verdiler, çıktılar. Bu çok enteresan bir ilişki var. Başka bir ülkenin liderin oğlu gelip senin vatandaşını öldürebiliyor ve Türkiye bunu anladığım kadarıyla kapatıyor yani. Para karşılıklı para O transferleri işte. orası okey zaten. Ben şeyden bahsediyorum. Yani bu Karabük Ya mevzunda nüfustan da bahsediyorum. evet ben Bu insanlar yok şey diyorum. Düz gelen niteliksiz insanları diyorum yani.
Afrika'dan Türkiye'ye dümdüz gelen niteliksiz insan var mı emin değilim ya. Orada sanırım acenteler var işin içinde. Bir öğrenci taşıma acenteleri falan var. Suriye, Afganistan gibi değil. Afganistan ve şey diyorsan onlar tamamen demografik yapı değiştirmek için ve bence Türkiye'nin tarihsel politikası olan işte kendi uyumsuz vatandaşlarını sindirip onları baskı altına alıp dışarıdan uyumlu travmatik Müslüman alma gibi bir politikası var. Yaklaşık Okey 500 okey yıldır bunu sen yapıyor ayırıyorsun zaten. onları. Sen onları ayırıyorsun Tabii tamam. ayırıyorum. Mesela Suriyelilerin gelişi ya çok net bir ifade yok mu? Şimdi bizi izleyen arkadaşlar da burada atıyorum. En milliyetçisi bile şu dediğime hak verecektir. Abi Suriyelilerle Afgan aynı mı sence? Suriyeli gerçekten IŞİD'den kaçmış ailesiyle beraber gelmiş. Yani karısı var çocuğu var bilmem ne. Ona göre bir kentli nüfus. Afgan'a bakıyorsun full 25 yaşında sap gelmiş adam. 350 bin sap gelmiş ya. Ya bu ikisinin niyeti sence aynı olabilir mi? Üstelik şöyle bir durum var. Afganistan'da ordu yenilip çekilmesiyle bize gelen göçmenler arasında bir zamanlama bağlantısı var. Acaba bize gelenler Afgan ordu mensupları mı? Bu ciddi bir problem bak böyle olması. Tamamen silah kullanmayı bilen 25-30 yaşında erkekler mi geliyor bizim ülkemize? Şey değil mi ya işte Taliban'dan kaçan Kuzey Paştun bu Amerika'nın kendi biz burayı bırakacağız bunlar bizim yerimizi burada koruyacak diye silahlandırdığı fakat daha sonra kontrol edemediği Paştunlar geliyor işte. Abi muhtemelen Amerikan işbirlikçileri işte yerel. Onlara enformasyon sağlayan, onların yanında savaşan falan işbirlikçi topluluklar. Büyük ihtimalle bunlar geliyorlar. Fakat ortada şey de yok bak. Yani bir aile fonksiyonu yok. Ve sana şunu soruyorum ben. Herhangi bir yerde ailesi olmayan, işi olmayan, gücü olmayan yığınla erkeği biriktirirsen sen ne olur bunun sonucunda? Bir düşünmek lazım yani. Demek ki burada bir şey var. Doğal sonuç var. Ama Afrikalılar söz konusuysa bence sana söyleyeyim. Devlet direkt kadro yetiştiriyor Afrika için. Orada bir nüfuz alanı oluşturmaya çalışıyor. Ben böyle yorumluyorum yani o işi. Dolayısıyla göçmen politikası da çok katmanlı gibi geliyor bana. Ben Benim tahminim... şeyleri çok takip edemiyorum. Çünkü Türk medyasında haberi çıkmıyor. Böyle sadece söylentiler ve de ne bileyim işte küçük küçük yerlerde bölgeye giden insanlardan falan çeşitli haberler düşüyor Twitter'a. Ama benim bildiğim kadarıyla Afrika'da çeşitli savaş lordlarını falan da böyle fonlayıp onları böyle kendi içlerinde ama sizin davanız haklıdır biz Türkiye olarak sizin yanınızdayız falan deyip böyle iç karışıklık falan gibi muhabbetler de oluyor benim bildiğim kadarıyla. Tabii canım şimdi Duyuyoruz yani duyuyoruz. ya Fransa, Rusya ve Çin rekabet ediyordu aslında şu an Afrika'nın bu batı ve güney bölgelerinde. Ben de birkaç tane takip ettiğim doğrudan şu Afrika uzmanları var siyasal bakımda. Fransa çok darbe aldı son dönemlerde. Normalde bütün Batı Afrika'da Fransız şirketleri vardı. Bütün işte bu özellikle şey elektronik alet üretiminde kullanılan bazı çiplerin yapımındaki işte şeyler kullanılan malzemeler. Genel olarak yeraltı yarı su kaynakları elektrik şebekeleri mesela Fransız şirketleri yapıyordu. Onları tekme tokat attılar bazı ülkelerden. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hala elinde tuttuğu yasal yollarla elinde tuttuğu sömürgelerden olmaya başladı biraz Fransa. Çin zaten bunların pamuğunu atmıştı komple. Ama Türkiye'de şimdi biraz kenardan girmeye başladı Doğu Afrika'ya. Benim gördüğüm bu yani orayla ilgili özel bir politikası var Türkiye'nin. Şey gibi değil bu. Suriye politikası gibi veya Afgan politikası gibi değil. Ya bir tanesi demografi değiştirmeye çalışıyor içeride bence devlet. Daha uyumlu bir nüfus yapmaya çalışıyor bu Suriye ve Afganistan üstünde. Ama Afrika'da başka bir şey var. Orada şu an bürokratik kadro yetiştiriyor. O yüzden mesela çok şey bu oradan kamyon kamyon işsiz işte zenci getirmiyor. Oradan gerçekten oranın daha çok parası olan, daha Müslüman, entegre olmaya böyle şey hevesli olan tipleri getirip burada okutup geri yollatıyor ülkesine zaten gördüğüm kadarıyla. Ben burada tamamen bir emperyal atılım görüyorum. Dolayısıyla hani yeniden refaha bağlamak gerekirse Türkiye'nin devamındaki yıllarda militarist fonksiyon bakımından yüksek, insanları gaza getirip savaşçı politikalar başlatabilecek, dini ve milliyetçi yönü çok şey yüksek olan yeniden refah gibi bir şeyi tercih edebilirler. Çünkü yeniden refah mesela Kuzey Afrika'da ikna eder. Anladın mı? Ya sıradan bir Faslı'yı da ikna eder yeniden refah. Aşı vurulmayın, kuyruğunuz çıkar der. O da evet der. İkna olur yani buna. Bütün İslamcı topluluklara, İslamcı Selefi kültürel topluluklara hitap edebiliyorsun sen. Onları mobilize edebiliyorsun. Yeri gelince belki Kuzey Afrika'da bir sürü kişi silahlandırılacak. Belli olaylar yapılacak falan. Şimdi bunu yeniden refah bence yapabilecek potansiyel de iktidara gelirse. Ama çok liberal bir parti gelirse yani biraz zor onların. O kadroları yok yani bunu yapabilecek donanımları, mentaliteleri, siyasi kültürleri buna müsait değil. Bence Türkiye sonuç olarak çok uzatıyorum. Bir emperyal atılım yapıyor. Buna uygun bir iktidar yapısı gerekiyor. Bu da bence tek partiden geçiyor. Tek parti rejiminden geçiyor. Ve bunun da İslamcı bir parti olması lazım. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kuracağız. He he hö hö tarzı. AKP'nin de uzun yıllar yaptı. Fakat artık hani bütün çelişkilerin, tutarsızlıkların ortaya çıkması bakımından bir de şeyin Saltun dediği gibi yani rantın tam tepede sıkışmasından dolayı o rant sanki genişlemiş gibi gösterecek yeni bir İslamcı parti gerekiyor. Solda kardeşim buna izin vermesin bir zahmet. Yani sosyal demokratlardan bir şey bekliyorum.
ama bu ülkenin en azından direnen, bir türlü teslim olmayan %50'si bunu görsün ve buna göre bir çözüm üretsin artık. Bizim devreye girmemiz gerekiyor. Çünkü önümüz bir daha bu kadar açılır mı bilmiyorum. Yani CHP'nin zaferi gerçekten psikolojik olarak önümüzü açtı. Sen ne diyorsun? Ben de saldım. Saldık araya girer diye. İnternetten düştün sandım ya. Araya girer diye bekliyorum. Herkes aynı anda sustu. Yemin ederim internet gidip geliyor bir de yani herhalde gittikten. Abi şey ya aklıma şey geldi, değinecek misin diye bekledim de ya bunu yapan mesela bir ekip vardı yıllardır ama artık yok. Hani bunu devlet daha çok üstüne almış. Önceden taşerondaydı. Hani Afrika'ya, Asya'ya falan gidip onlara Türkçe öğreten bildiğiniz. Abi bunu Fethullahçılar yapıyordu. FETÖ'cüler yapıyordu yıllardır. Bartu'nun dediği gibi gayet emperyal bir proje. Milliyetçi mi milliyetçi? Ya buna kuduruyorlar ama milliyetçi yani. Ama ya nasıl milliyetçi? Ya 40 çeşit milliyetçilik var. Sağ sol savundun savunmadın. Şöyle abi, milli görüş bile hani bildi. Hani Türkiye'deki en İslamcı, işte AKP'nin içinden doğduğu hareket. Ya adı milli görüş. Ya tamam, buradaki millinin ümmetle bağlantılı olduğunu elbette ki. Hani Sağır Sultan biliyor, ufacık çocuk biliyor ama daima o işte İslam ümmetinde veya işte yeni Osmanlıcılıkta eşitler arasında birinci olan, hani onları yönlendirecek, onlara abilik yapacak, onlara önderlik edecek olan bir Türkiye projesi var ve kendilerini merkeze koyuyorlar bunda. Bu bağlamda bir milliyetçilik. Yani milliyetçiliğe doğrudan, ben mesela doğrudan olumsuz bir nitelik atfeden bir insan değilim. Hayır, şu an evet hani milliyetçilik hani ne kadar gereklidir, ne kadar gereksizdir bunu tartışmıyorum da hani tarihsel bakımdan ilerici olduğu, hatta sol milliyetçilikler vardı. Ama ya öyle olduğu için veya tam tersen hani olumsuz nitelikte işte şey yapıp ya genelde şey oluyor. Olumlu nitelik atfedenler hani beğenmiyor AKP'yi. Yani şu an MHP ile iktidarda olan AKP'yi milleti saymıyor da. Bu bağlamda bence yani gayet milliyetçi. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bir bunu söyleyecektim. İki, ulan çok daldım ya. Bartu'nun dediği gibi şey çok katmanlı. Şeyler falan hoşuma gitti. Yine çok katılıyorum. Yani o göç meselesi çok katmanlı. Bir de sağlam ırkçılık var şu ara. Yani o da yükseldi. Hani niye olduğunu anlayabiliyorum ama yanlış olduğunu da görebiliyorum. Şey gibi hani doğru bir şeye yanlış bir şekilde tepki veriliyor. Ve şey vardı yani önceden şey söylemi vardı. Abi atıyorum biz işte Afganları sevmiyoruz veya işte Kürtleri sevmiyoruz falan ama bak mesela işte Zenciler Efendi gibi işte saç satıyorlar. Kimse onlara bir şey demiyor falan muhabbeti vardı. Yani bir ırkçı değiliz ki. Hani bunlar şey yapıyor. Hani ırkçı olsak Zencilere, Siyahilere de şey yaparız diye. Son zamanlarda Zencilerin içinden geçiyorlar. Hiç alakasız yani bir sürü yani koca bir ırkın koca bir şey. Ya ırk diye de bir şey yok da hani koca bir insan topluluğunun. Bu da rahatsız edici. Yani şey çok komik değil mi oğlum ya? Reddit'ten şeyleri görüyorum mesela. Böyle Amerikan dublaj şeyi gibi ya. Marsık falan diyorlar oğlum Zencilere. Lan ya. Marsık değil. Mesela bizim kültürümüzde hiçbir şekilde olmayan bir ifade biçimi bu. Bu tam olarak şey abi. Bu 1920'lerde 30'larda yapılan Amerikan filmlerinden bu o sözcüğü hani sözcüğünü doğrudan Türkçe çeviren. Bunu Marsık diye koymuşlar. Odun kömürü bilmem ne falan. Evet, burayı, onu kullanıyorlar. Burayı ne kadar emanet bitlememiz... Hani şey de değil. Evet, ulan kurguya kurguya soktun videoyu anasını satayım ya. Kusura bakma kardeşim ya. Kusura bakma. Ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Bundan sonra biber diyeceğiz ona, tamam mı? Efendim? Biber diyeceğiz o kelimeye bundan sonra. Zenci diyelim lan işte yani. Zenci'nin Amerikan yeterliği karşılığı. Yok, Zenci okey şey zaten. Zenci okey de o kelimeyi YouTube'a koymayız. Onu şey yapmamız lazım. Ben orayı biplerim. Tamam. Tamam, biplerim arkadaşlar. Öyle söyledim. Yani ABD'de Zenciler birbirlerine ne diyorlarsa, insanlar onların hakaret etmek istediği zaman ne diyorlarsa o sözcüğü kullandım. Mevzu bu. Fakat şey Karabük olayının da mesela biraz konu. Ben çok güldüm oğlum bu Karabük'e ya. Yapılan mimlere falan bayağı ağır patladım yani ya. Öyle söyleyeyim. Çünkü şunu şöyle bir mevzu çıktı bir anda. Eksklüze bir baktım. Vay efendim, Türk kızlarına zenciler yapıştırıyor. Siz zaten bunu istiyordunuz. Oradan buraya kızlarımızı düdüklemeye geliyorlar. Hanımlarımızı düdüklüyorlar. İşte bizde hiçbir şey. Böyle bütün ülke bir kakolt tribüne girmiş gibi. Tamam mı? İşte hanımlarımızı düdüklüyorlar falan. 10 tane başlık var bak bu şekilde. Ve şöyle bir tavır var. İşte Türk kızları zaten böyle bize şey yapmıyorlar, gidip onlara hemen hızlıca yapıştırıyorlar tarzı muhabbetler var. Lan ben bu olayı daha 2 yıl önceden hatırlıyorum. Mevzu şu, Karabük'te kardeşim zenci kızları, altını çiziyorum bak. Afrika'dan gelen zenci kızları pazarlayan bir şebeke var bildiğin. İşin içinde uyuşturucu da var, kadın satışı da var. Ve bunu yerel esnafa, işte Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen gayet erko diye tabir edebileceğim yerli ve milli esnafa pazarlıyorlar.
Ve oradan bir hastalık yayılıyor muhabbeti var. Bu olduğu gibi Türk kızlarının üstüne kalmış kardeş. Yani Türk kızları gelip zencilerle yatıyorlar da ondan öyle hastalık yayılıyor da falan. Ek sözde saçma sapan bir itiraf sayfasına işte üniversiteyle ilgili böyle bir şey yazmışlar. İşte hanım Oğlum o da kızımız o kadar Hülya. kolpa ki. Yani Instagram Çok hesabına kolpa kızlar canım, gidip şey çok. yazmış. Ben işte hastalık kaptım neydi o? Şey Abi işte HPV iyi kaptım bir sonra çıktı gidip falan aşısını diyor. oldum falan diye. Hani o kadar mevzuyu da bilmiyor falan. Ya ayak Hani oğlum ya. Tipik ekşi yalan sıra ya düşmüş. olanlar yazmış. Ya bir de şey demeye çalışıyorum oğlum, hani tepki çok enteresan, tespit çok enteresan. Önce şimdi şöyle bir şey var. Zenci kızların çalıştırıldığı bir fuhuş şebekesi var ve buradan bir hastalık geliyor. Suçlu kim? Ya yerel Anadolu esnafı değil mi? Genel olarak bu kızlarla kim yattıysa suçlu o aslında. Yani burada erkekler takılmıyor etrafta para karşılığı aslında. Erkeklerden de başka kızlarla yatan kalkan vardır da genel olarak kızlar pazarlanıyor Afrika'dan gelen. Dolayısıyla bunun suçlusu yanlış yerde aranıyor. İkincisi, bu çocuklara şunu sormak istiyorum. Kardeşim sizin porno galeriniz tamamen Türk mü? Yani sırf amatör Türk mü izliyorsunuz siz porno olarak? Şimdi diyorlar ya bizim kuzularımız nasıl zencilerle yatar? Şuraya iki tane ilik gibi zenci hatun gelse gerçekten bu insanlara ilgi gösterse mesela tepkiniz bu mu olacak? Defol git marsık falan mı diyeceksin sen bu insanlara? Ha, biraz tutarlılık istiyorum sadece insanlarda ya. Bizim ülkemizde genellikle mesela esmer bir toplum olduğumuz için Ruslar çok beğenilir. İsveçliler çok beğenilir falan. İşte kısmen Alman kızları. Kuzey Avrupalılar beğenilir yani. O zaman nasıl yapacağız kardeşim? Bir tutarlılıkla sen Kuzey Avrupalılara takılabileceksin. Ama başka bir halk gelip seninle takılamayacak falan. Çok enteresan bir kafa yapısı bu ya. Yani üstelik hali hazırda Anadolu'da kaç ayrı etnik grubun birbirle karıştığını, kaç ayrı dilin konuşulduğunu falan artık hani söylemiyorum bile. Çok saçma sapan bir tavır ve çok emanet ya. Tam Amerikan beyaz ırkçı kafası. Bu güneyli böyle Ku Klux Klan tipi. İşte o marsık, bu marsık. Bizim hanımlarımızı zenciler düdüklüyor falan. Klasik şey oğlum. 100 yıldır ABD sağının söylediği şeyler. Şimdi Türkiye'ye bunu ittirmeye çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Hiçbir temeli yok yani. Şeyde çok güldüm. Bir tane oğlanı, bildiğin zenci bir oğlan kardeş. Almışlar emniyete. Anlattılar hangi kızlarla yattın falan demiş. Ben sadece erkeklerle yatıyorum abi demiş çocuk. Oha. Ben Olaya bak oğlum. görmedim onu. Hani Harbiden şey onu görmedim. değil mi ya? Çok vurucu bir olay değil mi bu? Aynen. Vay be. Abi. Ulan ne diyecektim ya? Unuttum. Siz devam edin Berat dedim. Yani sonuç olarak şey buradan ittirilerek o Türkiye'deki sağ kafa yapısı değiştirilmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Daha ırkçı böyle bir şey elde etmeye çalışıyorlar. Daha ırk bazlı daha doğrusu bakıyorlar. Ama senin Aynen. dediğin gibi ben de küçükken bir kere zencilere zenci bile demezdi toplum. Arap derdi mesela. O kadar bile bir şey Evet bu ayrımı arada. yoktu. Zenci Evet. Arap ayrıştıramıyordu. Siyah renkli olan her şeyi Arap deyip geçiyordu. Yani Araplar Aynen. değildi halbuki. Neyse. Ve hep şey bakılırdı. Özellikle Pascal Numa'dan beri. Çok sempatik bakarlardı yani zencilere. Ben tam tersine büyük bir sempati olduğunu düşünüyorum ki dışarıdan da öyle görünüyor. Mesela Quora'ya falan bakıyorum. Hep şeyden bahsediyorlar işte Türk halkı çok ikiyüzlü. İşte bütün bu Müslüman toplulukları sevmiyorlar da zencilere bayılıyorlar falan. Abi zenciler gayet memnun Türkiye'de yani. Gayet ilgi görüyorlar. Çok fazla şikayet ettikleri zaman bile bana garip geliyordu. Fakat artık onları açıktan hedef alan bir ırkçılık var bence. Çok enteresan bir Var durum var. bu. Ve şey Abi. mesela bu adamlar dışarıdan 350 bin kişi sap halde gelen adamlar değiller. Bak Afganlar gibi değiller yani. Öyle bir kültürden de gelmiyorlar bu arada. Yani saçma sapan çok ilkel coğrafyalardan gelenler de var. Bakıyorum mesela birkaç video gördüm. Adam bir yerden kuş mu vurmuş? Ölü kuş asmış oğlum balkona bildiğin Esenyurt'ta böyle. Aa, böyle tipler de var ama bunların daha marjinal, çok daha azınlıkta olduğunu düşünüyorum. Yani uyumsuzluk yaratabilecek düzeyde. Ama genel olarak şimdi üniversiteye gelen, çok da öyle suça bulaşmayan, kendi içine kapanık yaşayan giden tipler yani benim en azından gözlemim o yönde. Mesela Denizli'de falan çok var zenci öğrenciler. Hiçbir taşkınlık yaptıklarını şeylerini falan görmedim genel olarak yani. Ya o bağlamda işte şey diyecektim. Aslında potansiyel olarak Zafer'in var ya deli gibi yükselebileceği bir ortam varken bu kadar yükselememesi biraz şeyin beceriksizliği, Özdağ'ın artı yani Özdağ'ın partisinin olmamasının yani şeyin kadrosunun olmamasının aslında öyle bir potansiyel var ki felaket alt-right işte zaten her yerde göçmenler var işte ekonomik problemlerin sebebi hemen böyle göçmenlere falan bulunuyor. Yani çok rahat bir şekilde yükselebilir şu an ırkçısa. Ama Oğlum, yok abi hiçbir olur mu? kadrosu yok. Bir şey yok falan. Direkt şeye akıyor. O Şey de çok komedi olmadı mı ya? Bütün Türkiye'de bir tane belde bile alamadılar ya. Ha, o kadar ya ağırlığım var. Her yerde sloganlar, sosyal medyada müthiş bir ağırlık, ekşi sözlü domine etmişsin falan ama iş oy vermeye gelince veya şey herhangi bir belediye almaya çalışınca hiçbir şey elde edememişler. Ya sesi çok çıkan bir azınlık var aslında. Hani o hani internet aktif kullanan birazcık işe gücü olmayan
İşte çoğu oy veremeyen, tamam mı? İnsanlardan oluşuyor. Ya şeye bayıldım. Ne kadar böyle lanet, tamam mı? Yani küfür kıyamet gireceğin şey hesap varsa, böyle anonim Twitter fenoları var ya, abuk sabuk. Hepsi böyle şeyi açıklamış bir de, çok kıymetli bir şeymiş gibi. Ben Zafer'e oy vereceğim falan filan diye. Zaten bir tek onlar vermiş gibi oy çıkmış ondan sonra. Oğlum Ama ben ya genel dediğim olarak... gibi gülüyoruz, ama bu çok, yani bence Zafer de çok ciddi bir tehlike. Allah'tan yükselemiyor. Ama yükselirse problem olur yani. Ya bunu da şey zannediyorlar. Ha böyle olunca biz atıyorum ya şey falan diyorlar işte, Gavat. Niye? Çünkü ben şey istiyorum. İşte bütün ülke, bütün dünyadan işte göçmenler gelsin, nevi belirsiz, ve böyle bizim işte bizim kadınlarımızı taciz etsin falan filan. Ya oğlum öyle bir şey değil. Ben diyorum ki senin dünya görüşün, buna bu problemi önerdiğin çözüm abuk sabuk bir şey yani. Sen bir şey yapıyorsun, kendini tatmin ediyorsun sadece yani bu ırkçılığınla. Yani ne sorunun temelini düzgün teşhis ediyorsun, ne de buna önerdiğin çözüm doğru. Yani şeyi sen çözemezsin. Hani ben senden daha aslında bu dünya düzenine karşıyım. Daha radikal bir şekilde karşıyım ben bu sisteme. Sen sadece şeysin, sinirli bir ergen irisisin yani. Durum bu. Bir de dediğim gibi tutarsızlık benim daha çok kanıma dokunuyor bu mevzularda. Yani ne dediği değil, mesela kendisi çok tutarlı bir ırkçı olsa ideolojik olarak onunla tartışırız, kavga ederiz falan da. Adama şey demeriz, ne biçim herif lan bu an. Bir önce kendi hayatında kur kendi görüşlerini dersin, değil mi? Yani o öyle bir şey demezsin. Bu çocuklarda öyle problem var. Ya düşünsene, üretim zaten dünyada tamamen küreselleşmiş durumda. Kendi ülkende tamamen dışarıdaki bölgelerden gelen muazzam ürünler, iş gücü var, teknoloji var falan filan. Yani dünya zaten çok hızlı bir şekilde küreselleşmiş. Fakat şey, siyasal birimler, ulus devletler ve sınırlı biçimde ulus ötesi devletler, AB gibi işte mesela veya ABD gibi şey yetişememiş. O üretimin bulunduğu yere bilinç olarak yetişemiyoruz biz. Ama tartıştığımız şeyler bunlar. Yani dünyanın en büyük göç hareketliliği olan bir dönemde hanımlarımızı düdüklüyorlar. Mantığına kadar düşmüş olmak çok garip geliyor bana. Yani bunu Almanya'daki Türkler için söylüyor musun mesela? Alman hanımlarını düdüklüyorlar, ne kadar da kötü diyor musun? Demiyorsun. Yani Türklere bütün topluluklarla yatmak kalkmak, Türk erkeklerine daha doğrusu, serbest. Türk kadınına yasak. Yabancılara da yasak. Bu nasıl bir siyasetin sonucudur? Bunu anlamak mümkün değil. Hakikaten. Yani Yani Türklerin şey de söyleyelim. tarihlerine de uymuyor bu arada. Yani Kamçatka'nın batısından Adriyatik'e kadar yayılan bir toplum söz konusu. Gittiği her yerde yerel toplumlarla karışmış. Sürekli olarak yerelden evlenmiş. Hep söylüyorum, Dede Korkut'ta bile kahramanların çoğunluğunun eşleri Hristiyan zaten. Yani Deli Dumrul falan başka bir yayında da söylemiştim. Benim eşim kafirdir diyor mesela Dede Korkut kitabında. Ya böyle muhabbetler var. Sürekli yerelden evleniyorsun zaten. Bu tipik bir göçebe konfederasyonu özelliği. İran'a giderler. İranlılara benzerler mesela, evlen evlene. İşte Anadolu'ya gelirler. Anadolulara benzerler zamanla falan. Böyle bir mentaliteden gelen bir topluma plantasyon tipi köleciliğin olduğu, Aryan üstünlüğünün olduğu, Alman tipi bir pangermanizm ırkçılığı ittirmeye çalıştığınız zaman çok emanet duruyor tabii ki. Ki şey, dediğin gibi yani zenci düşmanlığının bir temeli yok bizim toplumumuzda. Tamamen yapay olarak üretilmeye çalışılıyor. Mesela şey, Yahudi düşmanlığı da çok yapay üretiliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun çok geç döneminde falan bile yok Yahudi düşmanlığı. Çok kitlesel boyutta yani. Bu İsrail'in kuruluşuyla beraber başlıyor. Hala bak Araplar kadar güçlü bir Yahudi düşmanlığı yok. 2000'lerin başında Türkiye'deki anketler yapılıyordu, bu düşmanlık anketleri yani. Türkiye'de hala en çok Hristiyanlığa düşmanlık vardı. Yahudiliğe falan yoktu. Çünkü tarihsel bir ortaklık var. Çok eskiden beri 1600'lerden, 1500'lerden başlayan bir ortaklık var. Ama ne oldu? 1940'ta o Nazilerin yükselişiyle beraber Türkiye'de de Nazilerin desteklediği bu Turancı hücrelerde bir antisemitizm gelişti. Bu Atsız'da falan filan da var ya, etrafa yayıyor işte, Yahudi çocuklara şöyle olur, işte Türk çocuğuna şöyle yapsanız, Yahudi çocuğuna böyle yapsanız, Yahudi her zaman da şöyle olur falan tarzı yorumlar. Dışarıdan ittirerek geldi gene. O yüzden Bak. dokunca hiç uymayan şeylerin böyle ittirmeyle yaratılmaya çalışıldığını düşünüyorum ben biraz. Güzel bir yere değindin. Hani şey yapamadık ya. Arkadaşlar birazcık hani benim yüzümden birazcık gecikti bu şey podcast. Benim bir proje dahilinde hani çalıştığım bir şey vardı. Abi o şeydi. Antisemitizm üzerine Türk sağı işte dergileri böyle bir taradım. Antisemitizm meselesinde. Ve harbiden ya 30'lardan o Cevat Rıfat Atilhanlardan falan Atsızlardan başlıyor. Çok ciddi hani uç sağ, o ırkçı sağ çok ciddi şekilde antisemitist. Ama bak bugüne geldiğinde bugün onların uzantıları işte seküler milliyetçilerde veya işte diğerlerinde. Aksine İsrail'e böyle bir yakınlaşma, daha bir olumlu bakış görüyorsun. Çünkü bir Arap düşmanlığı, iki hani Batı dünyasıyla entegrasyon hem kapitalizm bağlamında hem siyasi bağlamda İsrail'le iyi ilişkilerden geçiyor falan. Onlarda bu kadar net bir, ben görmüyorum en azından böyle bir şey, antisemitizm. Yani anti Arapçılık daha yoğun. O artık Atsız'ı takip eden ekolde.
Bu da enteresan, sen derken fark ettim. Ya Batı ittifakını da tabii büyük bir şey var canım. İsrail kurulduğu zaman Sovyetler Birliği'ne yakındı mesela. Çok güçlü bir sol Siyonist hareket vardı. Millet bilmiyor bak. Siyonizmi sadece sağ böyle Theodor Herzl'in sağındaki adamlardan ibaret biliyor ya. Halbuki şey vardı. Bel Kasnenson olması lazım. Sol Siyonist hareketler var. Muazzam birikimleri var oğlum. Ben her zaman söylüyorum mesela Türkiye solunda biz iktidarı alsak ilk uygulamamız gereken şey kibutslardır. Kibutsim hareketidir İsrail'deki. Ya adamlar da devlet kurulmadan önce bölgeye yerleşiyorlar. Komünler kuruyorlar. Bunlar tabii ki kültürel olarak ayrıksı, izole bölgeler ve Araplardan ayrı yaşıyorlar ama tamamen içeride sosyalist bir sistem var. Yani Tevrat sosyalizmi gibi bir şey yaşıyorlar içeride. Bu Müslümanların, Hristiyanların beceremediği o sol yönelimle bir dini yapının inşasını onlar yapabiliyorlar. Ve o komünler hala faaliyet gösteriyor. Mesela Hamas'ın saldırdığı komünlerden birçoğu kibutstu kendi içerisinde. Bunları atıyorum trans müzik festivalleri de yapıyorlar. Yılda 60-70 milyon dolar işte ürün üretecek bir çalışma mekanizması da var. Tamamen mekanize bir tarım sistemi var içeride. Damla sulama kaynaklarıyla falan. Muazzam bir birikim yani kibutslar. Anadolu'yu biz ancak kibutslarla kalkındırırız bak. O kadar söyleyeyim sana. Çünkü bu o kadar iş gücü kaçtı ki Anadolu'nun bu şey bölgelerinden yani tarım yapılan bölgelerden. Tam anlamıyla bir İngiliz tipi proleterleşme yarattılar Türkiye'de son 50 yıldır. Devlet köylüyü bitirdi bildiğin abi. Hepsini kentlere doldurup doldurup kent yoksulları haline getirdi. İşçi sınıfı da kentli bir işçi sınıfı olmadı. Köylüleşti. Köyde de köylü kalmadı falan derken saçma sapan bir nüfus bileşimi oldu. Biz yarın iktidara gelsek bak ilk yapacağımız şeylerden biri. Bazen bana diyorlar ya, ya siz hiç işte yeni şeylerden bahsetmiyorsunuz. Yapacağınız şeylerden bahsetmiyorsunuz. Sürekli geçmiş tartışıyorsunuz. Tamam arkadaşlar söylüyorum. Alın araştırın kibutslar. Bütün Anadolu'yu bak. Bütün tarım bölgelerine kibutsları yayardık. Sadece şey olması gerekiyor. Sen oraya deneyimli sağlam ziraat mühendisleri götürüyorsun. Onlarla beraber çalışacak kalifiye iş gücünü götürüyorsun. Belli bölgelerde atıyorum 50 kişi yaşayacak ve çalışacaklar, üretim yapacaklar. Bu tip alanlar belirliyorsun. Etrafını şeritlerle çevirip üretime başlıyorsun. Bu şekilde yeşillendirdiler zaten o çöl bölgelerini falan İsrail. Bu gerçek anlamda bir mucize mesela kibutslar. Ve kibutsun kendi sineması var. Kendi işte otomotiv sistemleri var. Bildiğin şey abi bir kibutstan diğerinin arabanın anahtarını alıp gidiyorsun diyor. Komünün arabaları var yani bu şekilde içeride. Kendi güvenlik sistemi var içeride. Alışveriş merkezleri var. Ortak yemekhaneleri var. Çok çok üst düzey bir deneyim gerçekten. O yüzden şey bu İsrail'i sadece sağ, siyonist, ırkçı, apartheid şeyinden ibaret görmekte çok ciddi bir sorun var yani. Ve onların esas korktukları şey bu antisemitlerin Yahudilerin sola yöneliyor olmaları. Yani Avrupa'da da öyle ya mesela. İşte Leon Davidovich Bronstein oğlum Trotsky'nin adı aslında. Adam Yahudi yani. Vladimir Ilyich Ulyanov mesela Lenin. Onun da bir tarafı Yahudi. İsveç Yahudisi miydi? Bir tarafı İsveç, diğer tarafı Alman Yahudisi galiba. Hatta Kalmuk kökeni de var. O yüzden biraz Mongoloid bir tip. Şeye bakıyorsun Almanya'daki mesela sol şeyin önderlerinin birçoğu gene aynı şekilde şey Yahudi kökenli falan. Öyle olunca bunlar oradan korkuyorlar. Çünkü şey bu Siyon ihtiyarları şey miydi? Bu saçma sapan bir komplo vardı ya Rus Beyaz Ordusu'nun ürettiği. Elders of Zion diye bir şey var abi. İlk komplo teorilerinden biri mesela küresel çapta. Bunlara göre işte Yahudiler, Masonlar ve Bolşevikler bunlar iç içe. Bunlar her yerde krallıkları yıkıp işte ahlakı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hristiyanlığı yok etmeye çalışıyor. Ne kadar tanıdık geldi değil mi? Tam Türkiye'deki son 40 yıldır aynı paranoya, aynı komplo teorileri burada da var. Sadece biraz roller değişmiş. İşte İslam'ı yıkmaya çalışıyor. Kemalistler, Masonlar, Komünistler bilmem neler. Son dönemde oraya Kürtleri de eklemlediler falan. İşte böyle oluyor falan. Üstümüzde bir komplo var ama biz dünyaya adalet getireceğiz falan. Böyle bir şey var abi ya. Delirterek yönetiyorlar toplumu. Ben böyle düşünüyorum. Yani Türkiye resmen insanı delirterek yönetiyor. Çünkü şunu biliyor. O, bu ekonomi, bu yoksulluk, bu sefalet, bu gelir eşitsizliği, dünyada rekor kırmış gelir eşitsizliğinde rasyonel bir biçimde toplumu yönetemezsin, hak talep ederler. İsyan ederler, sokaklara inerler falan. İrrasyonelleştirmen lazım bunlar. Böyle bir kafaları var. Abi bir de şey söyleyelim istiyorum. Sen o şey bağlamında güzel değindin ama şunu diyecekler. Göçmen konusunda. Abi sen iyi diyorsun da tamam rıza olsa bana ne kadın ne yaparsa yapsın ama bunlar gelip taciz ediyor bunlar şöyle böyle falan. Bunları bilmediğimizi zannediyorlar ha yani göçün getirdiği problemleri falan bilmediğimizi zannediyorlar. Biz bunun farkındayız. Göç çok büyük bir problem. Türkiye'nin üstüne yıkılıyor bak bunu daha önce de konuştuk ama illaki burada söylememiz gerekiyor yoksa yani alıntılayıp çarpıtarak cevap veriyorlar veya yayıyorlar. Ya, Türkiye şu an göçmen tampon bölge olarak kullanılıyor. Bizimkilere parayı veriyorlar ve diyorlar ki siz bunları tutun. Hani problemini siz yaşayın. Ama şöyle bu ulus bazında, ırk bazında özcü bir şekilde bakıp
şey yapılacak bir şey değil. Birçok Türk bundan fayda sağlıyor. Birçok işte tekstilde şurada burada adamları hani hayvan gibi çalıştırıp adamların gelmesinden mutlu olan çok fazla bir sermaye de var. Ya biz yine diyoruz ki buna da sınıfsal bakmak gerekiyor. Artı bu insanların neyden kaçtığına bakmak lazım. Onların kaçtığı coğrafyada o ortamı yaratan sisteme ve aktöre bakmak lazım. Ve en nihayetinde daha önce konuştuğumuz gibi diyorum ki bu adamların Avrupa'ya gidip oradan öcünü alması gerekiyor. Ben bundan yanayım. O yüzden siz yani göçmen yaratan sistemi anlayıp bunu değiştirmeye çalışmak yerine göçmeni düşman oluyorsunuz. Bu şey gibi bataklığı kurutmak yerine sineği öldürmeye çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Ya biz ya de diyoruz ki bu böyle yani, bir şey değil. Kıçınızı yasladınız, bayıldınız, kutsadınız, bayraklarını açtınız. NATO lan. NATO gitti Taliban'ı yarattı orada. Doğrudan bu insanlara yönetimi verdi. Ondan sonra vay bakın bunlar kadınları taşlayıp yakıyorlar. Başa baz yapıyorlar. Oğlan düdüklüyorlar falan. Kardeşim NATO onları bıraktı orayı zaten. Sovyetlerle savaşsınlar diye. Oradaki olabilecek en vahşi, ilkel, pislik herifleri örgütledi. Videosu bile var ya Brzezinski inmiş siz diyor. Tanrı'yı seven insanlardısınız. Tanrı'nın adamlarısınız siz. Biz Amerikalılar arkanızdayız diyor. Bizzat kanıtı var ya. Gitmiş konuşuyor adam yani. Dolayısıyla senin zaten üyesi olduğun emperyalist birliğin sonucu bu. Taliban'ın oraya gelmiş olması, yerleşmiş olması, uygulamalar tamamen bu yönde zaten. Aynı cephedesiniz siz gelen bu hani şeyler var ya, Afgan ordu mensupları varsa eğer bunların içlerinde onlarla aynı siyasi yapıya hizmet ediyorsunuz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Buradaki esas çelişki bu zaten. Hani beğenmiyorsunuz, eyvallah, beğenmemeniz çok normal çünkü geri kültürlerden gelen ve tamamen erkek olarak gelen bir topluluk var ve bakın bir daha söylüyorum. Yasal olarak siz bunları bugün verebilirsiniz İran'a. Hiçbir engel yok önünde. Yani Türkiye bunları bugün kulağından tutup İran'a atabilir. Uluslararası sözleşmeler de Türkiye'nin lehine zaten. Fakat sen Batı'dan para alıyorsun. Bir geri kabul anlaşması var. Diyorsun ki ver kardeşim dünyanın bütün göçmenleri burada dursun. Ben bunlarla bir planım var. Eğer salarsam bakın sıkıntı olur. Siz bana para verin tutayım. Bunu yapan başka bir adam daha vardı. Kaddafi mesela Kuzey Afrika'da aynısını yapıyordu. Afrika göçünü o tutuyordu mesela. Yeşil kitap Kaddafi. Devam etti. Efendim? Yeşil kitap Kaddafi. Tabii tabii yani bunun sonunu görüyorsunuz arkadaşlar yani ben zaten söylüyorum yani göç bir sorun. Bu göçün olduğu gibi Avrupa'ya yönlendirilmesi gerekiyor. Geri kabul anlaşmasının iptal edilmesi lazım. Bu insanlara zaten yasal olarak mülteci statüsü vermiyorsun. Bunlar geçici misafirlik statüsü gibi bir şeydeler. Bunları normalde şeye de vatandaşlar da herhangi bir şekilde başvuramıyor olmaları gerekiyor. Şey o sadece sadece Suriyelilerde benim bildiğim kadarıyla geçici şey var. Geçici koruma statüsü. Afgan falan onların çoğu zaten kaçak geliyor. Onlarda o da yok yani. Öyle bir statü tamam de yok. Işte, ama ikisi de şey. Yani sonuçta bu legal göçmenlik değil bu. Ve sen aslında bunu da söylemek istiyorum bu liberal arkadaşları. Bunların seyahat özgürlüğünü engelliyorsunuz şu an. En temel insan haklarından birini ihlal ediyorsunuz arkadaşlar. Almanya yapıyor bunu. Doğrudan parasını veriyor. Bu insanları seyahat özgürlüğünü sınırla diyor Türkiye'de. Hayır sıkıntı ne biliyor musunuz? Bu insanlar kaçamıyorlardı. Mesela eskaza çıksa Edirne hattından geçmeye çalışsa bu insanları Türk jandarması işte sahil güvenliği tutuyor geri atıyor Türkiye'nin içine. Kaçmak da yasak yani bu insanlar. Senin ülkenden de çıkamıyor. Hatta şöyle bir şey var. Bu Fatih Altaylı'ya çıkan uzmanlardan bir tanesi bahsetmişti. Adam bak bazı Suriyeliler şey diyorlarmış. Biz Türkiye'den çıkalım yeniden Suriye veya başka bir bölge üstünden Kuzey Afrika'ya geçelim oradan İtalya'ya geçmeye deneyelim diyor. Almanya bunun bile önlemini almış. Diyor ki çıkmalarına da izin verme diyor o taraflara. Bu sefer oradan gelecekler diyor. Ya bu nasıl bir kafa oğlum? Bir tane vaka yakalanmış mesela. Adam Afrika'dan İspanya'ya kaçıyor. İspanyol polisi yakalıyor herifi. Diyor ki kardeşim Türkiye'den geldiğini söyle diyor. Biz seni oraya yollayacağız diyorlar. Adam Türkiye'den geldim diyor. Buraya postalanıyor mesela. Arkadaşlar burada kızacağınız adamlar göç sorunu yüzünden kızacağınız adamlar AKP. AKP'den başka kimse değil. Gidip de teker teker göçmenlere kızmanın, başka birilerine kızmanın, işte Kadıköy kızları da şöyle, bu feministler de böyle, zaten şunlar da şöyle demenizin hiçbir manası yok. Bak gerçek hedeften kaçıyorsunuz. Bilmiyorum yani cehalet yüzünden mi görmek istemiyorsunuz? Korkak mısınız yoksa doğrudan şeyle gerçek anlamda sizi problem yaratan bir iktidarla karşı karşıya gelmekten mi kaçınıyorsunuz bilmiyorum ama hedefinizin burası olması lazım. Siyasal şikayet merciniz AKP olmalı yani. Bir de şunu sormak istiyorum ya. Geçen bak başka bir yerde daha söyledim. Arkadaşlar 10 milyon adam içeri girdiyse suçlu sadece iktidar olamaz değil mi? Bu ülkenin güvenlik güçleri var. Niye yapmamışlar işlerini? Diyeceksiniz ki onlar emir altındaydı falan filan. Bu yeterli bir şey değil. Burada bir sorun varsa arkadaşlar bu insanları da sormanız lazım. Siz niye bu adamları bıraktınız? Kim bırakmanızı istedi? Emir kimden geldi? O devirde kim görevliydi? Bunları sormanız lazım. Hiçbirini sormuyorsunuz. Üstüne sürekli şey diyorsunuz. Biz güvenlik güçlerimizle asla karşı karşıya gelmeyeceğiz. Onlarla karşı karşıya geleceğimiz mitingler bile yapmayacağız. Hiçbir şekilde abi siz bir siyasi yapı değilsiniz. Ondan sonra bir tane bile belde alamadan oturur kalırsınız işte böyle. Mevzu bu. Ya geçen abi
Oturuyoruz arkadaşlarla bir yerde. Zafer Partisi'nin şeyi geldi. Belediye başkan adayı. Tamam mı? Ya bakınca da böyle bu zafercidir falan demezsin yani. Oturdu falan. Merhabalar arkadaşlar şöyle. Abi dedim bak çok yanlış masaya oturuyorsun dedim. Üç tane komünist var masada falan filan. Olsun oğlum siz de insan değil misiniz dedi. Yani müthiş konuşmacı tamam mı? Müthiş becerikli bir konuşmacı yani. Abi üç başlık belirlemiş. Üçünde de göçmenlerden bahsediyor. Biliyorsunuz diyor göçmenler şöyle uyuşturucu satıyor falan filan tamam mı? Abi dedim kim aldı göçmenleri içeri? Onu konuşmuyor. Dedim AKP aldı bu insanları. Değil mi? Geri kabul anlaşması var bu çerçevede. İstesen bugün bak bunları iade edebilirsin. Bu insanlar kim aldı içeri diyorum ya. Mesela sınırları koruyan asker yok muydu? Ben dedim sizin bildirinizde bununla ilgili bir şey görmüyorum. Mesela TSK personellerinden bu insanları işte içeri alan insanlar da şöyledir diye bir şey yazmamışsınız. Hiçbir şey dememişsiniz. Sadece göçmenler üstünden tartışıyorsunuz. Mesela bu kadar fazla Suriyeli var diyor. Şunu sormak istiyorum abi. Suriye'nin sınırlarını da ihlal ederek orada askeri varlığımız yok mu bizim? Türk ordusu şu anda oradan orada bu Afrin hattında ilerleyerek belli gözlem üsleri oluşturmadı mı? Benim bildiğim kadarıyla Türk askeri şu an Kuzey Suriye'de zaten. Dolayısıyla onların nüfusları da içeride. Ve davetle geldiler buraya. Afganistan'da öyle. Bildiğin davet edildi bu insanlar Kabil'den. Sürekli biz işte yoksul Müslümanların bilmem nesiyiz. Buraya gelin gibi davetler yapıldı. Bunlar da buraya doğru geldi. Hemen sonrasına bakıyorsun İdlib'de bir terör üssü var. Hiç kimse konuşmuyor lan İdlib'i. Bak İdlib'i konuşmadan Suriye meselesini konuşamazsın. Göç meselesini de konuşamazsın. Orada Suriye'nin en büyük şehirlerinden birinde bilmem kaç ayrı İslamcı terörist öznenin oluşturduğu bir devlet var. Devletçik var. Her mahallede ayrı şeriat uygulanıyor. Ve Suriye ile Rusya oraya giremiyorlar şu an. Çünkü arkasında Batı ittifakı var. İdlib'deki o konumun korunmasını istiyorlar. Bunu şimdi bahsetmeden, hiçbir şekilde bu olaylardan bahsetmeden, Türkiye'nin tavrından, davetkar tutumundan, geri kabul anlaşmasından, Almanya'nın verdiği paradan, hiçbirinden bahsetmeden sadece gidip göçmen düşmanlığı üstüne bir şeyler yaptığında bu da boşa düşüyor. Görünüyor yani bunun kof olduğu. Öyle. Abi bir de yani soyut bir Afgan temsili üzerinden mesela Afgan nefreti oluyor ya. Şeyin farkındayım yine. Elbette ki oradan buraya. Ya Afganistan zaten genel olarak iyi bir kültürel ve ekonomik durumda değil. Yani bunun yaratacağı ortalama insan belli ve oradan kaçıp gelen her şeyi bırakıp hani ya artık hani yolda mı ölürüm deyip gelen adamın da niteliği kalitesi elbette ki belli ya. Ben de bunun farkındayım. Ya Afganlar işte bale yapıp opera dinliyordur demiyorum ama ya biz de yani hani sadece kitap okuyan teorik olarak şey yapan insanlar değiliz ya. Hepimizin belirli bağları var, bir şeyleri var. Yani yüksek lisanstan benim çok sevdiğim, çok tatlı bir tane Afgan arkadaşım vardı. Dünya tatlısı bir insan tamam mı? Abi tam bu olaylar oldu işte Hizbullah falan şey işte aldı işte Afganistan'ı ve ben hemen ona yazdım işte annem baban nasıl durumlanır nasıl falan. Çok tedirgindi. Ailesinin bir kısmı Avrupa'daydı zaten hani diğer kalanları oraya geçirmeye çalışıyorlardı ama haber alamıyordu vesaire vesaire. Ben bunlar olurken bunları konuşurken hani orada bir trajedi yaşanıyor hani kendi içlerinde de bunlar hani iyisiyle kötüsüyle her millette olduğu gibi bir şeyler yaşanıyor. Bana Twitter'dan şeyi bekliyorlar. Afganlara ırkçılık yap. Hani bunların anasına sebep, bunların varlığına, bunların ya bunların ölmesi gerekiyor. Bunların hiçbir şekilde yardım edilmemesi gerekiyor. Oğlum ya benim yani birçok Türk'ten daha çok sevdiğim bir Afgan arkadaşım var. Şimdi onunla da böyle bir etkileşimim var yani. Hani bunu bir örnek olarak veriyorum. Hani mikro düzeyde hepimizin çoğu kimlikten iyi hani sevdiği insanlar vardır. Bunları böyle soyutlaştırıp genelleştirip özcü bir şekilde hepsine böyle lanetler okumak çok çocuksu bir nefret ve bunun gerçekten hani 15-16 yaşında bitmesi gerekiyor ya. Yani o dönemlerde biz de yaptık, biz de geçtik öyle şeylerden. Hani geçen vardır, geçmeyen vardır. Ben geçtim salak bir ırkçılık, hani bazen espriyle karışık falan şeyler yaptık. Ama bunu gerçek bir trajedi yaşanırken gerçekten o insanın yüzüne hem de bunu hak etmeyen birinin yüzüne söylememin beklenmesi. Yani bir şey düşünüyorum, bu ideolojiden bağımsız mesela liberal de olabilir bir insan hani işte ekonomi bilmez diyeceğim solda biri olduğum için de. Yani iyi insan olmakla alakalı anladın mı? İslamcı olur, iyisi olur, kötüsü olur. Liberal olur, iyisi kötüsü olur. Sosyalist de elbette iyisi kötüsü olur. Bu biraz bence ona benziyor ya hani bu kadar da beklemezsin benden. Ben bu durumu anlattım hatta o yazışmayı falan koydum. Hala aylar geçtikten sonra Twitter'dan şey diyenler vardı. Saltuğun işte Afgan arkadaşları var onları söylesin de aman bir şey olmasın falan. Oğlum bu kadar mı gerçekten hayattan insanlardan uzaksınız ya? Ya bu siyaset şey değil mi? İnsanlık olarak nasıl daha eşit, özgür, işte mutlu ve hani kimsenin kimseyi sömürmediği bir dünyada yaşayabiliriz. Benim amacım bu ve ben insanların değişebileceğine, ilerleyebileceğine inanıyorum. Düzenin de değişebileceğine inanıyorum. O yüzden özgür bir şekilde hiç kimseye nefret kusmamı beklemeyin oğlum benden. Özellikle de göçmen. Göçmen zaten küfürlük konuşacağım da göçmen zaten hayatı sikilmiş bir adam. Yani her şeyini bırakmış gelmiş. Yani belli bir savaş var, bir şey var. Elbette ki geldiği yerde tehdit
unsuru olabilir. Bu da çok normal. Normal dediğimde ya buna alışalım ve bunlarla yaşamayı öğrenelim. Hani güle eğlene bıçaklanalım demiyorum ama. Demek istediğim burada çift taraflı bir problem var. O da hayatından memnun değil. Biz de değiliz. Bizim için de tehdit oluşturuyor. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Ama o adama düşman olarak değil. Yani ama bunu bir sanki... Şey ya, Türkiye kapitalizmine ucuz iş gücü olarak getiriyorlar bu insanları değil mi? Temelde bu insanların hepsi bak tekstil atölyelerinde çalışıyorlar orada burada. Denizli full Afgan dolmuş ya. Tamamen Suriyeliler ve Afganlar çalışıyor. Bildiğin plantasyonda çalıştırır gibi çalıştırıyorsun bu insanları. Hani şeydeki gibi. Bu ABD'nin işte bu 1800'ler, 1700'lerdeki plantasyon koloni sistemi gibi. Bildiğin böyle bir durum var. Yani bunları çalıştırırken de hiç şey demiyorlar ha. Vay sen Afgansın gelme çalışma şeyi hatırlasana. Bir tane Afgan işçi Zonguldak'ta mıydı o madende? Bir göçük oluyor tek başına. Aa bu üstümüze kalır diyorlar. Bir tane de işte galiba MHP'liydi. Bir tane patronu var o madenin. Adamı yakıyorlar lan. Meğerse adam canlıymış. Üstümüze kalmasın Maalesef. falan filan. Yanarak ölüyorsun ya düşünsene. Ve yaşlı bir işçi yani böyle 60 yaşında var. Abi sen çocuk büyütmeye çalışıyorsun. Taliban'dan zor kaçmışsın. Gelmişsin üstüne maden çökmüş. Zar zor nefes alıyorsun. Seni ateşe veriyorlar canlı canlı. Olaya bakar mısın ya? Ya böyle vakalar var oğlum. Böyle 14-15 yaş ergenliğiyle çözülebilecek bir şey değil. Bu çok ciddi bir sorun. Ha diyecekler ki karşı taraf şöyle mi? Tabii ki değil. Ferhunde örneği var mesela. Yazın mesela YouTube'a içiniz kaldırıyorsa Ferhunde diye bir tane mollayı eleştiren bir kadın var. Başına neler geldiğini bakın. Böyle bir kültür var orada. Ama bunun sorumlusu kimdir? İslamcılığı besleyen kim? Oradaki uyuşturucu tarlalarını organize eden kim? NATO kardeşim bu. NATO'ya iki kelime söylemeden Taliban'ı sen nasıl eleştireceksin ya? Tamamen oradaki komünist yapıya karşı, yani Sovyet ilerleyişine karşı orayı dondurmak için bir yeşil kuşak yaratılıyor. Bu yeşil kuşak çerçevesinde bütün İslamcı terör hücreleri destekleniyor. Afganistan'da da, Çeçenistan'da da, Bosna'da da falan filan. E sen buna hiçbir laf etmiyorsun. Ondan sonra mı bu insanlar gelip Türkiye'de işte şey yapmasınlar, yerleşmesinler. Bunun pisliği bize bulaşmayın. Ya böyle bir şey yok abi. Bak cebinde akrep gezdiriyorsan sokar akrep seni bir noktadan sonra. Hani ben bunu cebimde gezdireyim, istediğim kişilerin üstüne atayım, sonra geri alayım olmuyor. Bunun ne kadar güvenilmez olduğunu biz şeyde görmedik mi? Ya bu Reyna saldırısında bir Uygur muydu, Tacik miydi? Bir tane bombacı vardı ya. Geldi darmadağın etti ortalığı falan abi. Böyle dönemler yaşadık ya birkaç sene. AVM'lere oraya buraya gidemedik yani. Hiç doğru sokağa çıkamadık canlı bomba olmasın falan diye. Böyle bir paranoya sokuyorsun ve bu tamamen senin dış politikan yüzünden olan bir şey ya. Bu ülkenin halkı böyle bir şey istemiyor ki. Ama başına kalıyor. Çünkü sen kendi sermaye rejimini yıkamazsan onlar da ucuz iş gücü olarak dışarıdan adam getirirler. Sen de böyle işgal ettiğinde kalırsın. Ya şeye de geleceğim abi. Şimdi bu Zaferci dedim ya belediye başkanı geldi diye. Bu arada kibar bir adam ha bak yalan yok. Oturuyoruz konuşuyoruz falan filan. Bizim diğer arkadaşlar da konuşuyor. Bakın sermayeyi görmüyorsunuz. Bu Türkiye kapitalizmin doğrudan sorunlarını konuşmadan bu büyük nüfus hareketini açıklamıyorsa hiç oralarda değil o. Bak diyor ben aslında sizin kafanıza yakın bir insanım diyor yani. Sosyalizm aslında ben yakın bir insanım ama Türkler için olanını istiyorum diyor. Yani nasyonel sosyalizm oluyor. Nasyonel sosyalizm. Evet. Neyse. Sürekli şey aslında bizim uyumuza gitmeye çalışıyor. Yani ben size yakın düşünüyorum aslında. Ben de Amerikan düşmanıyım. Ben de şöyleyim falan. İşte NATO konusunda ben de aslında tam orada değilim ama benzer olan fikrim şöyle böyle. Ondan sonra ben bir noktadan sonra telefona gömüldüm falan. Bir döndüm bunların bildiri dağıtan çocuklarından biri. Aa Bartu abi falan dedi geldi. Oynama sarıldı tamam mı? Bizim arkadaşlar da baktı. Oğlum seni tanıyor galiba falan. Konuştuk falan ettik çocukla. Abi dedi ben seni takip ediyorum. Türk mitolojisi üstünden falan filan. Ama dedi çok yanlış partidesin ya dedi. Çok yanlış ya. Böyle bir aslında nefret ilişkisi var oğlum bu adamların benimle ya. Bir taraftan da bakıyorum şimdi çocuğa. Ya metalci çocuk tamam mı? Ya oğlum senin isyan etmen lazım. Sen metalcisin ya. Sen uzun saçlı bir adamsın. Sen nasıl olur da bu kadar muhafazakar bir konum alabiliyorsun? Ya bu ülkede çok fazla ortaçağ hani kurumu var. Bizim üstümüze çöken. Bu ülkenin geleceği çok örgütlü. Bunlarla mücadele etmek yerine niye bilmem kimin aparatı oluyorsun diyecektim de artık işte. Ne dersin? Bir taraftan da şeyi görüyorum ya. Bu çocukların bazıları yani Zafer Partisi olsun başka yapılar olsun. Aslında sol bir zeminden çıkıyorlar. Yani siyasal İslamcılar 20 yıl boyunca tepki göstermek istiyorlar. Fakat hem sol bu tarafı kapsayamadığı için, örgütsüz olduğu için, çok uzun süredir silinmiş durumda olduğu için o radikal çözüm hep aşırı sağda bulunuyor. Çünkü sloganlar çok güçlü. Sosyal medyada çok tutan sloganlar bunlar ve altında bir akıl yok. Dolayısıyla bunu çok hızlı dolaşıma sokabiliyorsun. Daha direkt. E tabii ama şu var abi. Evet. Aslında senin şunu gösterebilmen lazım. Kardeşim bak çok boyutlu bir sorun var ve bunun radikal biçimde çözülmesi gerektiği konusunda haklısın. Fakat sana başka bir yöntem öneriyoruz kardeşim. Antikapitalist ve yurtsever bir çizgiyle biz bunu radikal olarak çözebiliriz ve bunu sadece Türkiye'de çözemeyiz. Bak bunu da altını çiziyorum ya. Türkiye şu an öyle bir göç problemi kilitlendi ki abi Türkiye kendi imkanlarıyla kaynaklarıyla bunu çözebilecek güçte değil.
Ya Türkiye'nin büyümesi lazım. Daha büyük bir sosyalist konfederasyon üyesi olması gerekiyor. Bunun için de Yunanistan'ın da olması lazım. İtalya'nın da, İspanya'nın da olması gerekiyor. Yani geniş bir konfederasyonla ancak bu göçü farklı yerlere dağıtabilir. Yani Avrupa'ya yollaması gerekiyor bence de. Bir miktar gene kalacaktır ve Türkiye'nin kendi ekonomik altyapısı, eğitim altyapısı, kültür altyapısı bu insanları dönüştürmeye yetmez. Dolayısıyla daha da güçlenmesi gerekiyor senin sosyalizm talebinin şu an. Ya şu anki Türkiye kendi insanını dönüştüremiyor ya. Bana şey diyorlar. Ama dışarıdan İslamcılar geliyor. Kardeşim bak, dışarıdan İslamcılar geliyor da senin ülken zaten öyle İslamcı bir rejim ki dışarıdan sosyalist Suriyeli gelsin 5 yılda onu da İslamcı yapar bu adamlar. Evet. Bu kadar bak gerici bir ideolojiyle yönetiliyorsun sen. Yani Suriye'nin şey Laskiye falan bizden modern lan şu an. Bu duruma geldi yani, anladın mı? Çünkü Laskiye'de mesela Aleviler var, Nusayriler var, Hristiyanlar var. Bir miktar bildiğim kadarıyla başka dini gruplar, Ezidiler falan var. O toplum gene şey bir miktar kozmopolit. İyi kötü layık toplum Suriye. Afganları ne yapacaksın sen? Nasıl dönüştüreceksin Ama Afganistan'ı ya? şehir devletleri gibi biraz artık yani oraları kendi başına böyle bir küçük bir Persepolis gibi yani. Tabii ama şey diyorum abi genel olarak yani bu göç problemi Türkiye en büyük öncülüğünü yaptığı için bunu yani para karşılığı kamyon kamyon adam aldığı için en büyük yani tek sorun Türkiye gibi görünüyor. Aslında tek sorun Türkiye değil. Daha önceki yayınlarda da bahsettik ya. Mesela İtalya'da önce kendisi göçmen oluyordu para karşılığı. Sonra orada tepki büyüyünce Türkiye'ye para veriyor. Sen al bu göçmenleri diyor mesela. Herkes bir yerine kitlemeye çalışıyor. Bu bir kuşak sorunu. Orta kuşaktaki bütün ülkeler ileri kapitalist ülkeler olmadıkları için kendi dinamikleriyle yetinemiyorlar. Dolayısıyla başka yerlerden oraların sermayesi para topluyor sürekli olarak. Ve bunun sonucunda kendi toplumsal ilişkilerini bozacak. İleriki vadede çok büyük sorunlar yaratacak. Göçler alıyorlar. Bu herkesin işine yarıyor yani. Avrupa'da da işe yarıyor. Baksana büyük savunma bütçe geçiremiyor adamlar. Toplum sürekli karşı çıkıyor. Okula yatırım yap, hastaneye yatırım yap diyor. Ondan sonra şak kardeşim iki tane göçmen muhtemelen işte şey o ülkelerin istihbarat ajanları bağlantılı. Eylemlerin yapılmasına göz yumuluyor. Toplum büyük bir paranoya geçince devlet çıkıyor ortaya hemen sahip ederler. Diyor ki bakın çok büyük tehdit altındayız. Müslüman göçmenler şöyle eylemler yapıyor. O yüzden bize savunma bütçesi verin. Biz bunu sizin istediğiniz kamusal yatırımlar değil de orduya yatıracağız. Silahlanma yatıracağız. Silahlanma yarışına gömeceğiz. Dolayısıyla toplum karışım anında kabul ediyor. Baksana Hollanda'ya. Ya Geert Wilders seçildi oğlum Hollanda'da ya. Kimse konuşmuyor ya. Ya Geert Wilders'i ben ta çocukluk yıllarımdan beri hatırlıyorum ya. Adamın başka bir şey yok oğlum. Saf beyaz ırkçıydı lan adam. Ya Hollanda kadar kozmopolit bir toplum. O kadar fazla Yahudinin bulunduğu bir toplumda bak. Ki yani Hollanda demokrasi bu Almanlardan bu kasıntı emanet Almanlardan falan çok daha güçlüdür yani öyle söyleyeyim. Hakikaten kendi tutarlıdır yani. Almanlar gibi patolojik vaka iki kere ırkçılık yapıp holokost yapıp üstüne demokrasi şampiyonluğu falan yapan herifler değiller. Hakikaten kendi iç dinamikleri 1600'lerden beri o şekilde bir demokrasiyle gelişmiş. Bu Orange Hanedanı'ndan beri orada bile beyaz ırkçılık galip geliyor. Ya demek ki şey var, bu olay sadece bir göç sorunu değil. Devletler bu emperyalist hiyerarşi içerisinde daha fazla rekabet etmek istiyorlar. Buraya daha fazla silahlanmak için bütçe ayırmaları gerekiyor. Ve bu bütçeyi ayırmak için toplumu travmatize etmeleri gerekiyor. Özellikle de medeni ülkelerde. Peki. Doğru söylüyorsun, bir de şey var abi yani çok ağır bir yoksulluk var artık hani bu neoliberal sistem inanılmaz bir yoksulluk yaratıyor ve bunun da altından kalkamıyor. İçerideki düşman olduğu sürece sana diyecek ki evet ekonomi kötü sen kötü durumdasın çünkü bak bu adam senin işini çalıyor. They took our jobs yani oradan o öteki üzerinden şey olacak ulan aslında ekonomide işte hükümette işte kapitalizmde şunda bunda neoliberalizmde bir problem yok ama bu herif çalıyor. O gittiği zaman başka birini bulacak yani ben Zafer'e biraz yani elbette ki ırkçılık zaten kötü yani o yüzden karşıyım da şunun olacağını da biliyorum. Hani şey gibi düşünüyorlar. Abi işte göçmen problemi çözülsün. Solcular bile bazı. İşte oy verelim ondan sonra şey yaparız falan. Ya öyle olmayacak. Bu adam içerideki göçmen gittiğinde diğer bir azınlığa dönecek. Diyelim Kürt'e dönecek. O da mı yok? Diyelim solcuya dönecek. Eşcinsele dönecek. Hep bir içerideki problem. Yani bir aslında Kesinlikle. sistemde problem yok ama içeride bir hain var. Hani o yüzden kapı kilit tutmuyor. Anlatısını yayacak sana. Ne diyordun Bartu? Bir şey diyordun. Bu Yok arada yok. Sen destekleyen şekilde söyledim. İç düşman diye. bu arada Aynen, aynen abi. bu konuyla ilgili başka bir şey diyecekseniz onları alalım. Ben bir konuyu değiştireceğim. Değiştir abi. Zaten bu konuyu Olur, çok değiştir fazla abi, konuştuk. yarıştır. Yani şey bize bana Aynen. çok soru geliyor da. Şimdi bir daha söylüyorum. Hani bu seküler milliyetçi olan gençlik bir bütün değil. Homojen değiller aslında. Ya Değiller, yani evet. bunların bir kısmı evet gerçekten şey problemli tipler. Yani davranışlarından şeylerinden görüyorum. O kazanılabilecek bir tarafları yok. Onlarla ancak siyasal mücadeleye girilir.
Ama bir kısmı da şey, CHP'den yeteri kadar radikal bir aydınlanmacılık, cumhuriyetçilik görmediği için, solda onu kapsayamadığı için o uçlara savruluyor. O arkadaşlar da şeyin farkındayım. Yani hepsine bu ilk seçenekteki gibi bakmamakla beraber uzun vadede oraya dönüşeceksiniz arkadaşlar. Yani bu bir cendere. Buradan çıkmadığınız sürece giderek daha da faşist, daha da ilkel, daha da problemli bir hatta savrulacaksınız. O yüzden uyarmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yani radikal çözüm gerektiğini farkındayız. Göçün bir sorun olduğunu farkındayız. Türkiye'nin kendi kapasitesinin bunun altından kalkmaya yetmeyeceğinin farkındayız. Hatta size ne diyorum bak, ulusal devletin bile yetmeyecek senin diyorum. Ya bu sorunu çözmek istiyorsan uluslararası bir konfederasyona, bir birliğe dönüşmek zorundayız. Yani Türkiye'de bir devrim olması yetmeyecek bile, bunun Yunanistan'a yayılması lazım. İtalya, diğer bölgeleri, ki bu göçü sen sadece göç bağlamında söylemiyorum bunu. Bu sanayi atılım bağlamında da böyle, Ar-Ge bağlamında da böyle, yeni çağın teknolojilerine adaptasyon ve büyük anlamda diğer emperyalist bloklarla rekabet etme anlamında da yeni bir bloğa ihtiyacımız var bizim. O blok olmadığı sürece özellikle Türkiye gibi kendi içinde yetersiz, sorumlu, problemli bir ülke bunu çözemez. İstediğiniz kadar ırkçı bir iktidar getirin başa. Çözemezler ya. Mümkünatı yok böyle bir şeyin. Birçok sebepten dolayı bu adamların gelmesi dünyadaki göç konjonktürü tamamen sermaye ilişkileriyle bağlantılı. Bunu görmek istemiyorsunuz. En büyük sorunlarınızdan biri bu. Bunu bir kez görseniz çorap söküğü gibi gelecek zaten gerisi. Takır 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 bütün sorun tespit edeceksiniz. Benim dediğim o. Radikalizmi koruyun. Zihniyeti değiştirin. Evet. Şimdi aslında yani Türkiye'deki bu yeni dönemdeki seçim, bu seçimlerle beraber gelecek değişen sosyolojiyle alakalı bir soru soracağım ve esasen CHP ne yapabilir, ne yapmalı? Çünkü eline tarihi bir fırsat geçti. Yani bütün belediyelerle birlikte gelen örgütlülük ve oyun alanı ve bundan sonra bütün bunları AKP'nin de rant musluklarının ciddi miktarda kesilmesiyle birlikte şey olacak. Yani CHP'nin harbiden buradan hem de tek parti olarak başardı bunları. Yani bence bu seçimlerde herkes kendi özgür ağırlığını gördü gibi. Öte yandan yeniden Refah'ın özgür ağırlığı ve de işte ne bileyim CHP'nin buradaki başarısının ardındaki elementler ya da işte AKP'nin başarısızlıkları falan, bunlar ayrı tartışma konusu, ama ben şunu sormak istiyorum size. Bu önümüzde bir 4 sene var. Erken seçime gidilmeyecek gibi görünüyor. Bu 4 senede nasıl bir şey bekliyor? Sizce Ekrem İmamoğlu gerçekten geliyor mu? Yoksa bir noktada CHP yine abuk sabuk, çünkü aslında bir tık şey gibi oldu ya, bir böyle şey bekledi insanlar tekrardan. O ilk 2019 seçimlerinde harbiden böyle işte İYİ Parti'de vardı, işte ne bileyim Kürtler de vardı, bunlar yardım ettiler de Ekrem İmamoğlu kazandı falan gibi bir durum vardı. Fakat şimdi bayağı bildiğin tek başına yaptığı hizmetlerle kendisi de 4 sene boyunca tanıttıktan sonra Ekrem İmamoğlu bir yere geldi ya. Bundan sonraki süreçte Ekrem İmamoğlu'nun, ben şimdiden mesela şeyleri görmeye başladım. Bu konuşuluyor yani aktif olarak. Özellikle bugün Dilek İmamoğlu'nun söylediği şeyler. Ya işte ben unuttum şeyin karısının adını. Emine Erdoğan. Ben işte Emine Erdoğan'la bir şeyler de yapmak isterim. Emine Erdoğan çok güzel projeleri var gibi söylemler. Yani sürekli olarak onların da çok pozitif anlamda üzerine giderek böyle bir Erdoğanları da köşeye sıkıştırmaya çalışmaları, AKP'nin zaten kendi içinde yaşadığı parçalanmalar derken, sizce buradan CHP nasıl maksimize ederek çıkar ya da çıkabilir mi? İmamoğlu bu ülkenin geleceği midir? Yoksa tekrardan 4 sene, 4 yıl sonra genel seçimler olduğunda bu ülke tekrar Erdoğan'a döner mi? Ne düşünüyorsunuz abi? Fikirleriniz nedir bu konuda? Geleceğimiz aydınlık mı, yoksa sadece küçük bir tarihi şefkatli bir demokrasi tokadı mı atıldı AKP'ye? Müşfik bir demokrasi tokadı. Tamam, sen başla. Abi yani muhtemelen ya tabii 4 yıl var, ne olacağı belli olmaz da, evet, İmamoğlu muhalefetin adayı olacak ve muhtemelen de alacak gibi gözüküyor şimdilik gözüken bu. Yani yeni parlayan yıldızı oldu adam, ya yani adam kazandı harbiden. Ya burada aslında şeyin başında söyleyeceğim bir şey geldi tekrar aklıma. Yani şu çok canımı sıkıyor, böyle acı acı güldürüyor beni. Bu seçimi gördükten sonra şey oldum. Oğlum biz bir sene önce kazanabilirmişiz bu arada. Yani buraya çekmem gerekiyor. Ve şunu da söylemem gerekiyor. Bir Bunun ne sene kadar hani olmadı kanka bu ağır bir arada. kayıp. Bir sene olmadı. Bir sene olmadı mı? Geçen sene Mayıs falan gibi hatırlıyorum ben seçimi. Ol olma Öyle ol değil mi? yani evet doğru diyorsun ha. Vay benim kafa gitti. Ha. Vay evet doğru. Abi yani gerçekten kazanabilirmişiz ve gerçekten işte İmamoğlu aday olsa yani bambaşka bir Türkiye ve bunun ağırlığını anlatmak için hani daha önce birazcık yani acı şeyler yaşadık diye geçmiştim ama bunu söylemem gerekiyor.
Hani çünkü bir nebze de hani ne kadar yanlış bir hareketin insanların hayatında ne kadar etki edebildiğini mikro bir örnekle gene. Ya ben şeyi önemsiyorum. Siyaseti çok soyut konuşmamak gerekiyor. Bizim yaşadığımız hani gündelik hayatımıza etki eden bir şey bu. Abi ben geçen sene bir arkadaşımı kaybettim lisanstan. Ve ya elbette hayatında hani yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Ama seçim zamanı oldu bu ve yani son kararı hani seçim mağlubiyeti açıklandıktan sonra verdi maalesef. Yani insanların hayatıyla bu kadar kolay oynamak, hadi yani kimine 5 yıl kaybettirdin, kiminin hepten hayatını kaybetmesine neden oldun, kimi çocuğun işte babasız büyümesi, ya arkadaşımın onu hatırlayamayacak bir bebeği vardı falan. Yani bazı insanlara gerçekten ne kadar zarar verdiklerinin farkında bile değiller. Ben zaten hani ya bir sosyalist olarak hani CHP'den hani gelecek ve hepimizi kurtaracak ve sömürüyü bitirecek, ay işte hani Gandalf, İşte İsa falan muamelesi yapmıyorum ama en Tabii. azından insanlara nefes aldırabilecekti. Herkesin de beklentisi buydu. Ve yani oyun oynadılar ya insanların bütün beklentileriyle, şunlarıyla, bunlar, bütün anketlere, her şeye rağmen. Buna çok kızgınım ve o yüzden ki o dönem şeydik. Yani olma dedik aday olma. Aday oldu. Yani artık yapacak bir şey yok, destekleyeceğiz dedik. Eyvallah dedik, canı sağ olsun, hani şey de bitti. Ve ondan sonraki yüzsüzlük iyice kendinden nefret ettirdi adam, biliyorsunuz. O yüzden bunun böyle kayda düşmesini istiyorum. Biz gerçekten kazanabilirmişiz ve bir adamın ve onun çevresindeki bir grup şeyin, bir işte clean böyle şeyleri uğruna milyonlarca insanın hayatı hani kimi küçük kimi büyük oranda çok kötü etkilendi. Ya dediğim gibi net bir şekilde söyleyecek oldum. Şu İmamoğlu olsaymış abi kazanırmışız. Yani Abi net bir şekilde orada kazanırmışız. Hani aksilik olmasa 4 yıl sonra İmamoğlu gibi gözüküyor. Şey aday. Hani kazanır mı bilmiyorum ama ya geçen sene olsa kazanırmış. abi şöyle bir muhabbet de var, yani şunu da diyorlar mesela. Yani işte hayır, kazanamazdı. Hani günün sonunda yani 2028'deki genel seçimde de göreceksiniz. Belediye seçimleriyle bu aynı şey değil. Türkiye sosyolojisinde Erdoğan'a döner oklar. Yine de duygusal olarak yani belediyelerde böyle rahat hareket ederler. Ama yani bu gerçek mi? Ne düşünüyorsunuz? Çünkü ben harbiden artık şeyi hissediyorum. Yani çok duygusal ve dalaktan hissetmekle birlikte böyle bir şeyim var. Bitti gibi sanki yani. Hani böyle bununla, bu seçimle birlikte kırıldı ve buradan bir devinim gelecek gibi hissediyorum ben. Abi 4 yıl sonra Erdoğan'ın aday olup olmayacağı da belli değil. Çünkü hani zaten hani fiziki bir sınırı var insanın ve kendisi çok yaşlı. Yani yaşıyor olursa bile aday olmayabilir. Ben aday olacağını çok zannetmiyorum ki birazcık da şey diyor. O şey vardır ya, Undertaker'ın işte WrestleMania streak'i gibi. Hani onu bozmamak için son seçime katılmayabilebilir. Hani o efsane olarak hani ben kapatayım, girdim her seçimi kazandım kendim olarak gibi. Veya dediğim gibi zaten yaşlandı. Hani 4 yıl sonra hani eğer hala hayatta olursa yani iyice yaşlı olacak. O yüzden aday olma ihtimalini de ben çok düşük görüyorum Erdoğan'ın. Doğal olarak yani gerçekten Erdoğan'ın kitlesi şeyden çok daha büyük. AKP kitlesinden de çok daha büyük. O yüzden yeni adayın işi nispeten daha zor olacak. Ama tabii işte 4 yıl sonra ne getir bilemiyoruz. Ve şey konusunda tamam, belediye farklıdır, şey farklıdır vesaire de yani Kılıçdaroğlu bile çok az bir farkla kaybetti diye hatırlıyorum ben. Ki Kılıçdaroğlu'na çok büyük tepki vardı, sevmeyen ve ona oy vermeyen çok kişi vardı. Yani Ekrem İmamoğlu olsaymış ben hala şey modundayım, alırmış. Ve bunu çok fazla siyaset bilimci de söyledi. Ya, siyaset bilimci, ya bunu tersini söyleyen siyaset bilimciler de vardı. Bunu söyleyen siyaset bilimciler de vardı. Ve şey oldu, onların arasında bile çok çirkin bir şekilde şey oldu. Siz yani kişiselleştirildi mevzu. Abi net bir şekilde ya belediyeden nasıl rant yeniyorsa bir parti başkanından, bir adaydan, herhangi bir kişiden de rant yeniyor. Ve işte onlar, o insanlar kendi menfaatlerini gerçekten ülkenin, genel kitlenin menfaatlerinin önüne koydu. Ve sonunda yanıldılar ama yine de biz yanıldık diyemiyorlar. O bağlamda şeye çok benziyor, işte bu post Kemalistlere, sol liberallere, işte yetmez ama evetçilere çok benziyorlar. Ben onlara çok kızgınım. Valla yani diyecek bir şeyim yok, bu kadar benim söyleyeceklerim. Zaten bizim gelecekle ilgili ne diyorsun ama? Abi gelecek dediğim gibi bence Erdoğan aday olmayacak. Böyle giderse İmamoğlu aday olacak. Ve İmamoğlu'nun kazanma ihtimali çok yüksek görüyorum ben. Yani o Yani 4 şey yıl mi içinde diyorsun? başka bir aday çıkmazsa. Yani şey mi diyorsun? Hani Erdoğan şey gibi yapar. Ben seçim kaybetmem, aday olmam gibi mi sonlandırır hikayesini diyorsun?
Evet, bana o mantıklı geliyor. Eğer ki bak 4 yıl çok harbiden uzun bir süre ve hani kendisi çok hani yersiz adam. Birebir kaybedeceğine hiç girmez o yarışa diyorsun yani. Evet, girmez. Yani bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Şimdi Erbakan örneği var bir de önümüzde veya Ecevit. Yani bunlar artık tekerlekli sandalyedeyken falan bile çıkıp Evet, hani Erbakan'ı taşıyorlardı her yere yani. evet. Yani Azrail'le güreşircesine hani aday olmuşlardı ama ben sanki Erdoğan'ın hele yani durum böyle giderse yani kaybetme ihtimalinin artık yüksek olduğu bir noktada bunu böyle kapatmak isteyeceğini zannetmiyorum ya. Yani bence böyle olmaz. Aday olmaz bence. Yani öyle tahmin ediyorum. Ama bakalım görelim. 4 yıl var. Bu sadece bir tahmin. Aday olursa da kaybeder bu arada. Senin söyleyeceğin bir şey var mı Mert? Alo. Abi ben çay koyuyordum, pardon. Yok Çay sen koy. Tahmin ettim. sen devam edebilirsin abi. Geliyorum ya, Sen baktım devam edebilirsin. da. Bana mı diyorsun? Sağlık'a mı diyorsun? Ha, sen devam et abi. Sen Ben abi bir şeyler sen. konuştum. Ya mevzu şu, ben gene total sermaye perspektifine göre bakalım diyorum. AKP'nin gelişi zaten 1980'deki programın devamı olan bir şeydi. Yani Kemal Derviş programının, yani IMF programının devamını uyguladı AKP ilk 10 yıl. Dolayısıyla o dönemde de bir koalisyon halindeydi. Yani tarikatlar vardı, işte AB yanlısı gruplar vardı, liberaller, kısmen Kürt hareketine, hatta doğrudan Kürt hareketinden destek aldı. Başka gruplar çok geniş bir koalisyonun parçası olarak AB'ci bir platformda hareket edecek, ılımlı İslamcı bir politik hale geldi. İlk 10 yıl zaten bütün devlet şeylerini özelleştirerek, yani bence misyonu tamamlamıştı AKP. Yani devlete tam anlamıyla, da Erdoğan diyordu ya, bu ülkenin bir şirket gibi yönetilmesi gerekiyor demişti. Tam olarak da böyle oldu. Türkiye bir anonim şirket gibi yönetiliyor 20 yıldır. İlk 10 yılda bence bunun ekonomik planı tamamladılar. Bunların yapısal reform diye ağlayıp zırladıklarına bakma. Bütün devlet kaynakları çoktan özelleştirildi zaten. Devlet diye bir şey kalmadı. Tamamen varlık fonu diye bir şeyi olan, bütün değerlerini toplumun alın terini oraya koyup onu dış yatırımcılara, Rus sermayesine, Arap sermayesine, ona buna pazarlayan bir devlet yapısı var bizim karşımızda. Dolayısıyla devletin dönüşümü tamamlanmış durumda. Bence AKP'nin temel misyonu Türkiye'yi emperyalist aşamaya geçirmekti. Yani ordu da bu yüzden AKP'yi destekledi mesela. Bu 2010'lar bir milattı. Yani 2008-2009, bu Ergenekon muhabbetlerinin sonrasında. Ordu ve devletin kendi bürokrasinde ben gayet AKP'yi bir istikrar aracı olarak gördüğünü, Türkiye'nin askeri olarak yayılması bakımından sağlam bir rıza üretebileceğini, toplumda bir toplumsal onay üretebileceğini düşündüklerini, bu yüzden desteklediklerini düşünüyorum. AKP'li olmayan kesimlere de, kardeşim siz AKP değilseniz de devletiniz güçlü olsun, devletiniz büyük olsun, işte kadiri mutlak devletimiz şöyle yapacak, sizin de katkınız olsun gibi bir söylemle, işte devlet ayrı hükümet ayrı gibi saçma sapan bir söylemle bunu kabul ettirdiler. Bugüne kadar en azından. O yüzden mesela muhalefette gördüğünüz bazı figürler, kardeşim bunlar işte İHA SİHA düşmanı, ben İHA SİHA diyorum gibi abuk açıklamalar yapmaya devam ettiler. Ben bu saatten sonra artık Türkiye sermayesinin AKP'den aldığını, yani alacağını aldığını, bu saatten sonra artık buna ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Çoktan emperyalist aşamaya geçti ülke. Katar'a da asker çıkardı, Somali'ye de asker çıkartıyor, Kuzey Afrika'da da bazı üsler almaya çalışıyor. Geniş bir ağ yayılmış durumda, özellikle askeri nüfuz bakımından. Bu noktadan sonra artık daha yumuşak, bu iç kültüre iç savaşı biraz daha yumuşatacak bir yapı gerekiyor. Çünkü sermaye bir taraftan istediğini alırken, bir taraftan da bu İslamcıların ajandalarına gayet şey, boyun eğdi. Kendisi açısından bir sorun yoktu. Paran kadar layık olabiliyorsun bu ülkede. Onlar istedikleri gibi layık olabiliyorlardı. Birkaç ayrı vatandaşlıkları var farklı ülkelerde. Bu ülkenin en büyük zenginlerinden bahsediyorum. Çocuklar zaten Türkiye'yi hiç görmüyor. Bunlar sağa sola helikopterle gidiyorlar, özel araçlarla gidiyorlar. Sokaktaki o sefaleti, sorunu, güvensizliği görmüyorlar da. O yüzden AKP'nin ülkeyi ne kadar İslamcılaştırdığı, bir iç yani kültürel savaş başlattığı, bütün gücüyle hani bu laik kesimlerin üstüne yüklendiği, işte yurttaşları yeniden tebaaya dönüştürmesi falan, bunlara hiç takılmıyorlardı. Çünkü kendilerinin paraları vardı. Bu saatten sonra bence İmamoğlu onların da tercih edeceği bir figür olabilir. O yüzden ben dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. İmamoğlu tabii şey, şu anki düzen siyasetçiler arasında olağanüstü çıkışlar yapan bir adam. Ya ben kendim gördüm abi İstanbul'da yaptığı o yalı kütüphaneleri. İnanamadım ya. Türkiye'nin hiçbirine o kadar sağlam bir hizmet olamaz. Muazzam yani. Bu Müze Gazanı'da yaptığı etkinlikler, kültürel anlamda atıyorum yatlarda, vapurlarda, yat diyorum, vapurlarda vals yapılması, bak Babacan nasıl ardı yanmıştı onu görünce. Vay de değil, siz bizi tehdit mi ediyorsunuz? Bunlar şey, adam valisten rahatsız oluyor. Bak ülkenin liberalinin düzeyi bu. O bağlamda şey, İmamoğlu'nun bu dört çizgiyi birleştirme muhabbeti, ANAP'tan kalma işte milliyetçiler, solcular, liberaller, muhafazakarlar falan. Bunu İstanbul özelinde yaptığını görüyorsun ki bu her yerde sermayenin programıdır. Yani bir toplumda toplam siyasal yelpaze neyse onun hepsini temsil eden bir işte şey,
hükümet, sağ hükümet kurup merkez sağ bir yerden ilerlemek. Yani olmuyorsa da merkez sol bir yerden ilerlemek. Bunu isterler genelde. Öyle çok radikal şey dönemler, devrimci hareketin çok yükseldiği zamanlarda sermaye o tip şeylere başvurur. Mesela işte bu Şili'de Salvador Allende'yi darbeyle devirmeleri, Endonezya'da Suharto rejimini işte darbeyle devirmeleri gibi muhabbetler. Pardon, Sukarno rejimiydi galiba. Yerine Suharto diye bir tane kumandan gelmişti sanırım. Sol nerede yükselirse orada böyle aşırı sağ grupları destekliyorlar. Türkiye'de de işte ülkücüler destekledikleri gibi. Ama bu 20 yıllık siyasal İslamcı yıkımın ardından bence İmamoğlu gibi hem işte şey laikleri hem işte bu İslamcı kesimleri bir arada tutabilecek daha yumuşak, daha sakin ama sermaye hareketlerine dokunmayacak bir adam olmasını tercih ederler. O yüzden ya ben sosyalist bir insan olarak tabii CHP şöyle yapsın böyle yapsın falan diyemem. Ama hep şunu söylüyorum. Biz sosyalistler CHP kazanınca kazanmıyoruz ama kaybedince hepimiz kaybediyoruz yani. Böyle bir göbekten bağlılığımız var ne yazık ki. Yani Türkiye'de modern Türkleri CHP yarattığı için ister istemez her dönemde modern, laik, daha batılı bir yaşam tarzına sahip olan Türkler onun varlığından etkileniyorlar. Sen sadece CHP'nin haritadaki alanı kadar bölgede daha özgür bir yaşam, görece daha özgür bir yaşam sürdürebiliyorsun. Bürokratik bakımdan AKP'den bile beter olduğunu başka zamanlarda söyleyebilirim kendi belediyelerindeki mevzularını ama genel olarak kültürel açıdan senin nefes alman sağlayan bir yapı bu. Bir de şunu söylemek isterim. Türkiye'de solun yükseldiği her dönem görece sosyal demokrasinin hakim olduğu, görece demokrasinin geldiği dönem. Mesela Türkiye'de en büyük mesela sosyalist fraksiyonların birbirleriyle yarıştığı, işte Stalinistler, Maocular, Troçkistler bilmem her birinin deli gibi hani patlayıp da kök saldığı dönemler 68-71 arası aslında. 3 yıl ve toplamda da 61'deki anayasadan itibaren alırsan da altın 10 yıl yani 61-71 arası. E ne dönem var abi? Muazzam bir şey var ya. 61 anayasada zaten çift meclis getirmiş, senato getirmiş, sendikal özgürlükleri tanımış. Türkiye işçi sınıfının %47'si mi? Çok ciddi bir oran sendikal hale gelmiş yani. Sendikal hale gelmiş. En büyük grevlerin falan yapıldığı dönem 15-16 Haziran şeyi mesela İstanbul'daki o büyük işçi toplanması. Hemen ardından sermayenin bildiğin korkudan götü başı dağıtması ve önlem alınması için bildiğin darbecilerle falan görüşmeye başlamaları aynı dönem. Ama şunu görüyorsun. Görece demokratik ve laik bir rejim olduğu zaman sosyalistler kök bulabiliyorlar. Sen tamamen böyle İslamcı bir Vahabi rejimdeysen oradan sol falan gelişmiyor arkadaşlar. Ben size kötü haberi vereyim. O yüzden sol olarak yayılmak istiyorsak en kötü en azından haritanın büyük kısmında CHP'nin olması bizim için iyi bir şey. Ha CHP buradan nereye gider? Onun da cevabını ilk süreçte verdim. Bence uzun vadede Türkiye sermayesi alacağını aldı ve İmamoğlu'nun başında olduğu bir ülkeye bence onay verir. Bunu isterler. Sürekli çatışma üreten, sürekli bir kültürel savaşla ülkeyi sürekli kutuplaştıran birini tercih etmezler böyle bir durumda. Ha biz sol olarak tabii ki sermayeyi rahatlatacak olan seçeneği seçmeyiz bu durumda. Bize de görev düşüyor. CHP bu süreçte yapacağı hareketler belli. Alır mı almaz mı bilmiyorum. Ya İmamoğlu çok güçlü bence. %60-70 oranında bana da kazanabilir gibi geliyor. Karşısına kim geçerse geçsin. Ki muhtemelen al bayraklar geçecektir karşısına. Ve şey propagandası yapacaklar yani her zamanki gibi. İşte bir kafadan zaten her zaman yaptıkları gibi biliyorsun. Kürt düşmanlığı bir. Her zaman yapıyorlar. Yani ülkenin mesela antidemokratik bir şey yapacaklarsa önce Kürt coğrafyasında yapıyorlar bunu. Çünkü biliyorlar ki kimse Kürtlere sahip çıkmayacak. Önce orada vuruyorlar, kırıyorlar. Ondan sonra aynı sistem alıp batıya getiriyorlar. Bizim de kafamıza vurup kırıyorlar. Böyle bir durum yaşanıyor. Her dönemde yani. Bunu mutlaka yapacak. İşte Kuzey Irak Operasyonu İHA SİHA edebiyatı yapacak. İşte LGBT'le bizi cinsizleştiriyorlar. Vırt zırt muhabbeti yapacak. Başka ellerinde hiçbir şey yok. Yani bütün devlet oturmuş 4chan ve 8chan'ı takip ederek oradaki ırkçı, yobaz, gerici politikaları aynen buradan devam ettiriyorlar. Dolayısıyla İmamoğlu'nun elinin güçlü olacağını düşünüyorum. Çünkü adam kendiyle tutarlı. 1000 tane belediyeyi soruşturma açmışlar. Hiçbir şey bulamamışlar. Yani şey belediye 1000 tane dava ayrı soruşturma açmışlar ya İmamoğlu'nun başında olduğu dönemde. Bir şey bulamamışlar ve insanlar onun samimi olduğunu inanıyorlar. Yani İstanbul halkı mesela atıyorum Ümraniye'de de olsa Fatih'te de olsa farklı yerlerde de olsa adam samimi buluyorlar ve benimsiyorlar mesela. Onları rahatsız etmiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum adam Trabzonlu oğlum. Yani zaten oradan o imtiyazlı gruba ait zaten o. Trabzonlu olduğu için imtiyazlı iki şehir muhabbetinde o önde. Herhangi bir sorun da yok. Ben böyle diyebilirim ya. Ha okey. Tamam. Mikrofonumu şey yapmışım. Peki yani bundan sonra böyle bir tekrardan bir Erdoğan era, Erdoğan'ın yükselişi. Aman efendim orada da varız, burada da varız. İşte Suriye'de de yeni bir yerdeyiz. Bugün de şuradayız falan gibi bir noktadan tekrardan bir popülerite yakalanır mı dersin? Yani bu ülkeye reisi bırakmaz falan gibi bir noktaya gelinir mi yeniden?
Ya ben bu ülkeye hiç güvenmem abi. Bu ülkenin reisler bırakmış ya. Ya ben şimdi çok fazla söylemeyeceğim de ben bu toplum, bak jeopolitik olarak orta kuşak toplumu. Orta kuşak toplumda ne yapacağı hiç belli olmaz. Yani İtalya'dan örnek vereyim mesela. İtalya Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda neredeyse komünistlerin eline geçmişti. Milano'da falan muazzam fabrika işgalleri. Bütün sokaklarda örgütlü silahlı güçler var komünistler. Abi faşist bir azınlığı örgütledi sermaye. Bunların üstüne sürdü. Bunlar da ne olduğunu anlamadan, Bolşevikler kadar güçlü bir askeri altyapıları yoktu, bir anda yenildiler ve ülke faşist oldu. Yani bir uçtan diğerine savruldu. Bir radikalizmden diğerine doğru geçti. Ve gericiliğe doğru geçti yani çok hızlı bir şekilde. Savaş bitti, yine komünistler bir süre ön plandaydı. Stalin şeyi satana kadar, bu Yalta konferansında komünistleri satıp da bütün Güney Avrupa devrimlerinin köküne kibrit suyu dökene kadar, yani Yunanistan'a teslim etti, İtalya'yı teslim etti, İspanya desteklemedi sağ olsun. O yüzden o taraflarda sol tutunamadı bir türlü. Yine bak dikkat ediyor musun? Bir anda sol yükseliyor, sağ tarafından bastırılıyor, tekrar sol yükseliyor, sağ tarafından bastırılıyor. Ya böyle bir dengesizlik var. Türkiye toplumunda da böyle. Bak işte bunlar ömür billah sağcı dedin, şak diye CHP'yi getirdiler. Ne yapacakları belli olmuyor. Ya bu kuşak toplumlarına, sahil kuşağına güvenme derim bak. Kuzey Afrika da dahil buna. İspanya, İtalya, Türkiye bilmem ne. Bunlara sadece şeye bakmak lazım. Yani siyasi dönüşümlerin örgütlülük gücü ve tabanda ne kadar destek bulduğuna bakmak gerekiyor. Ne kadar yayıldığına bakmak gerekiyor. Ben öyle bir tercih yapacaklarını düşünmüyorum. Bu saatten sonra şeye dikkat etmesi lazım CHP'nin. Bu Van olayında çok sağlam durdu CHP. Oradan bir tebrik edeyim kendilerini. Bundan sonra abi Kürt düşmanlığı yaptırtmamaları lazım. Çünkü bu insanlara bak, önceki seçimde de bu seçimde şakır şakır bak partilerini dinlemediler. Partilere gitti, yeni bir barış süreci vırt vırt diye geveledi. Onlar öyle yapmadılar. Gittiler abi, İmamoğlu'na oy verdiler. Önceki seçimde de Batman'dan, Siirt'ten rekor düzeyinde CHP'ye oy çıktı. Bunlar çok değerli şeyler. Kürtleri ezdirmemek gerekiyor. Onları bir kez ezdirirsen Kılıçdaroğlu'nun bu Enis Berberoğlu'nu kaybetmesi gibi bir durum ortaya çıkar. Sen HDP'lerin yargılanacak diye düşünürsün. Gider CHP'liler de yargılanır. Ne kadar muhalefet güç varsa hepsinin fezlekelerle milletvekilini düşürüp içeri atarlar. Onları içeri attırmayacaksın kardeşim. Bu şeyin, muhalefet bloğunun blok halinde bir arada durması gerekiyor gerçekten de. Ya ben şey demiyorum buraya. Bu bizim sorumluluğumuz değil. Bak Türkiye solu gitsin bu kesimlerle ittifak yapsın demiyorum. Tam tersine Türkiye solu ilk defa şu an Sosyalist Cumhuriyet programıyla hiçbir ittifak yapmadan bütün ana gövdesiyle ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum ben. Hiç kimseyle ittifak yapmasına gerek yok. Bunu ilk başta kendi partim için söylüyorum. Türkiye İşçi Partisi'nin önü açık şu an. Doğrudan gitsin ama CHP başta olması istiyorsa bu diğerlerini de, yani Saadet Partisi gibi muhalif gibi görünen Müslümanları da, İşte şeyi de, İyi Parti'nin kendi tabanı da, bunların hepsini kendi etrafına örmesi ve bu şekilde taşıması gerekiyor. Aynı şekilde Kürt hareketinde kimseyi küstürmeden götürmesi gerekiyor. Düzen Partisi'nin sanatı bu zaten. Düzen Partisi böyle yapar. Bütün kesimleri etrafına örer, bu şekilde bir muhalefet kurar ve buradan yeni bir iktidar dinamiği çıkarmaya çalışır. Ama ben şuna dikkat çekiyorum. CHP'nin bence en başarılı şeyi, dediğim gibi, sosyal yardım. Mesela işte bu İmamoğlu'nun yaptığı 25-30 tane falan kent lokantası var. Muazzam, dediğim gibi. İşte bu ücretsiz kreş, bunları, bu tip politikaları çoğaltıp yayması gerekiyor bu taraflarda. Belli ki bunun ciddi bir karşılığı var. Oğlum toplumda kimse ev alamıyor lan, araba alamıyor. Korkunç bir durumdayız ya. Ya ülkede işte bu komünistler gelip evinize el koyacak. Ben de bankalar şakır şakır milletin evine el koyuyor. Baksana sürekli bir şey. Kira zammı sınırlandırması var. Devlet çekilmiş o alandan zaten. Sen kendi ev sahibine kavga edip duruyorsun. Devlet hiçbir sorunu çözemiyor sosyal olarak. İnsanlara iş bulamıyor. Yatırım imkanı şeyi falan da yok ülkede yani. Bu küçük ve orta düzeyli şirketler adına. Dolayısıyla müthiş bir zengin ve azgın azınlık var. Onun karşısında toplumu tutabildiğin sürece bence doğru politikalarla bunu götürebilirsin. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Peki hocam, bir tip eleştirisi gelir mi bu seçimlerle alakalı? Ya tip eleştirisi şu, tabii yani bu konuda bundan kaçan adamlar değiliz. Bana mı soyunalım zaten? Ben sürekli olarak kendi partimin belli eksikliklerine, belli hatalarına dikkat çeken bir adam. Fakat bunu parti politikasını daha iyi bir yere tutmak için zaten yapıyorum. Ki şunu da söylemek isterim. İlk yayınlardan beri mesela şöyle durumlar oldu. Bu adam işte çok şey konuşuyor. Sen işte şeyi, ne dediler onları ya? İşte mesela bu Kürt milliyetçisi bir tavrı, HDP falan konuşmalarım oldu. Ondan sonra bana şey gibi mesajlar geldi. Seni partiden atarlar. Bu parti içinde Kürt milliyetçiliğini barındırır. Bununla bir sorunu yok bilmem ne. Arkadaşlar ilk kongrede bu insanların hepsi istifa etti gitti. Talepleri de neydi biliyor musunuz? Ben size şunu söylüyordum. Bu partinin geleneğinde böyle bir şey yok. Bizim partimizin geleneği gayet sosyalist, aydınlanmacı, kamucu, cumhuriyetçi bir parti. Biz farklı bakıyoruz. Dolayısıyla buraya hani HDP'nin kendi tezleriyle gelen, atıyorum şey Sait savunusu, Ermeni soykırımını soykırım olarak tanımlama. İşte hemen ardından neydi o? Bir tane daha vardı. Ermeni soykırımı, şey Sait. Ha bir de Cumhuriyet şeylerini,
kutlamalarını kutlamayalım gibi bir taleple geldiler. Bu arkadaşlar yollandı. Kim haklı çıkmış oldu arkadaşlar? Bu da sormak istiyorum şu an. Dolayısıyla şey, hızlı kitleselleşen partilerde bu tip yabancı unsurlar gelebilir. Bu insanları dönüştürmeye çalışırsın. Dönüşmezlerse onlar partiyi dönüştürmeye çalışır. O noktada parti refleksle kendisini korur ve bu unsurları uzaklaştırır. Aynen de böyle oluyor. Ben baştan beri zaten buna dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyordum. Yani geleneğimizle ilişkisi olmayan topluluklar sızıyor araya. Bunlar sorun olabilir diyordum ki parti kendi kendine çözdü zaten. Antibiyotik gibi kendi kendini korudu. Benim derdim şu, bu politikalarda şimdi Gebze önemli bir deneyim oldu bizim açımızdan. Ne oldu abi orada? Şimdi şöyle bir eleştiri geliyordu bize. Efendim? Ne oldu orada? Neden Gebze? Abi Gebze şu. Bize ilk mesela bu kitleselleşme döneminde tip muazzam bir politika yürüttü bence. Çok farklı bölgelerde farklı sosyal kesimlere temas ederek onları parti içerisinde kapsayarak bunun ne kadar sorunlu olacağını bildiği halde böyle bir denemeye girdi ve çok büyük oranda başarılı oldu. Bize ne deniyordu? Bir tane oy alamayacaklar, 1 milyon oy aldık o seçimde. Muazzam yani, o ilk defa solun makus talihini kırdık. Seçimlerde ciddi bir başarı elde ettik. Tamamen görünür oldu ve bu topluma 5 sene boyunca sosyalist gündemleri tartıştırabildi. Bundan önce mesela İşte HDP üstünden, yani o dönemde DTP miydi, BDP miydi, ona eklemlenerek gelen bir sürü sosyalist parti olmuştu. Onlar da hiçbir böyle gündemler tartıştıramadılar topluma. Onların başkanları geldi, kafalarını salladılar, kravatlarını aldılar, konuştular, gittiler. Hiçbir şey olmadı yani. Maaşlarını alıp çıktılar. Tip ilk defa bunu tersine çevirdi ve hedeflediği konjonktürün ben doğru olduğunu düşünüyorum. Gebze'deki mevzu şu. Bu ilk sosyal görünürlüğün ve 1 milyon oyla beraber bize şey geldi. Siz fenomen partisisiniz. Siz işte orta sınıf partisisiniz. Siz hep böyle ünlü insanları aday yapıyor. Öyle değil halbuki. Bizim gayet Antalya'da da turizm emekçisi olan bir adayımız vardı. İstanbul'da da gayet sanayi işçisi olan bir adayımız vardı. Bunlar konuşulmadı mesela ve onlar birinci sıradan gösterilmişlerdi. Ona rağmen yani. Böyle bir kampanya olunca bizimkiler de şöyle bir çıkış düşündüler anladığım kadarıyla. Ya siz bizi işçi partisi değil mi diyorsunuz? En büyük zor yapıyoruz o zaman, bu ülkedeki en gericiliğin en örgütlü olduğu en büyük işçi haftasına biz gireriz kardeşim dediler. Bu bir irade beyanıdır. Mesela bu arkadaşların göt olması lazım bu durumda aslında. Çünkü yapamaz edilemez denildiği şeyi bizim genel başkanımız göze alıp girmiş değil mi? Mesela aynısını şöyle kıyaslamanı tercih ederim. Meral Akşener şunu diyebilir mi? Kardeşim şeyde de bir sürü milliyetçi var. Diyarbakır'da ben tek başıma buradan aday oluyorum. Hadi olsun bakayım. Hadi olsun iddiası buysa. Ne oluyor? Cesaret edemezler. O tarafa geçemezler. Onlar hep güvenli alanlarda bulunurlar. Biz öyle değiliz abi. Biz bir iddia sahibiyiz ve bir şeyleri değiştirmemiz gerektiği için statükoyla çatışmamız gerektiğini farkındayız. O yüzden Erkan dedi ki tamam ben buradan aday olayım. Gayet de iyi bir süreç yürüttü. Ama ben her zaman şunu söylüyorum zaten. Türkiye'de ne yazık ki bir 90'lar kafası var sol hareket üstünde. İlla bir sanayi işçisi üstünden çok ciddi miktarda bir atılım yapmaya kafayı takmış bir yönelim var. Ben böyle düşünmüyorum mesela. Ben yeni üretim, yani üretimin dijitalleşmesiyle beraber işçi sınıfının nitelik bakımından değilse bile biçim bakımından değiştiğini, farklı çalışan gruplara da ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum ki ilk seçim döneminde de böyle yaptık. Mesela gri yaka diye bir tabir kullandık biz. Bunlar Türkiye'deki en örgütsüz fakat düzene en yabancılaşan kesimler. Genel olarak CHP'ye oy veriyorlar. Çok örgütsüz oldukları için mavi yakadan beter koşullarda çalışıyorlar. Düşün, hem beyaz yaka prestiji yok hem mavi yaka kadar gelirleri yok ve bunlar gayet geniş bir kesim, yani üniversite mezunu kent emekçileri bunlar. Bunlara yatırım yapmak gerekiyor. Tam benim düşündüğüm olaylardan biri. Şimdi buna şöyle bir itiraz geliyor. Kardeşim biz sosyalisti sanayi proletaryasının tabii ki kazanacağız da şöyle böyle. Arkadaşlar, kimin direndiğine ve kimin direnebileceğine bakılır devrimlerde. Mesela örnek verdiğiniz Bolşevik Rusya'da yabancılaşan zaten sanayi proletaryasıydı. Çok ciddi bir hareketlilik içindeydi onlar. Daha bakın Troçki'nin mesela otobiyografisini okuyun. Bolşeviklerin işte bu Edward E. Hellitkar vardı galiba. Onun Rus tarihini de aynı şekilde Troçki'nin kendi Rus tarihinde de görebilirsiniz. Ya adamlar fabrikada kütüphane olsun diye kavga ediyorlar oğlum patrona. Sen böyle bir işçi gördün mü Türkiye'de? Ya hareketlilik biçimi farklı zaten. O dönemde öncü ve ileri bir proletarya var. Bunlar kalifiye elemanlar ve işçi olduklarının farkındalar. Dolayısıyla kendi iş güç ücretleri için falan çatışmaya hazırlar yani devlette de şeyde de. Bunu teşvik eden bir sürü olay oluyor. İşte bu Papaz Gapon'un öncülüğünde çara doğru yürüyorlar. 1905'te bütün kitleyi tarıyorlar. Büyük bir travma oluyor toplumda. Demek ki bu devlet, bu monarşi bizim çıkarımızı savunmuyor. Bu din kurumu sadece bu sömürüyü meşrulaştırıyor gibi düşünce gelişiyor. Sol burada yayılıyor. İşçiler arasında çok güçlü var. Türkiye'deki durum bu mu abi? Değil. Dolayısıyla Türkiye'deki somut durumu, somut talihini yapmak lazım. Ben hep şuna bakıyorum. En çok direnen kimdir ya bu toplumda? Ben bakıyorum mesela, ya kardeşim evet. Öğrenciler, kadınlar değil mi? En fazla tepki bunlardan geliyor aslında. Geniş bir cumhuriyetçi kitle var. Bu insanlar zaten işçiler.
Başka bir şey değil bu insanlar. Yani lüks yatları, katları, onları bunları yok. Ama sen bunları bir tarafa bırakıyorsun. Sadece sanayi proletaryası. Sadece buraya odaklanıyorsun. Dediğim gibi bu, yani sanayi proletaryası kazanılmadan devrim yapılmaz. Ama sadece oraya doğru odaklanırsan da sen kendi zeminini kaybedersin. Türkiye'de bizim gerçek anlamda düzene yabancılaşan ve AKP'yi reddeden kesimleri örgütlememiz gerekiyor. Ve bu çok hassas bir mevzu. Neyse, Gebze mevzusunda bu denendi. %20 bandında oldu. Bana şey yazanlar olmuştu. YouTube'da da gördüm. %10 alırsa etek giyerim diyen bir abi vardı. Umarım giymiştir eteğini. Hayırlı olsun diyorum. %20 aldı Erkan. Yeterli mi? Kesinlikle değil. Çünkü önceki seçimlere baktım. CHP'nin tek başına oyu %25 zaten. Ve CHP il başkanlığı anladığım kadarıyla İyi Parti ile anlaşmış. Oyları oraya kaydırmışlar doğrudan. Ona rağmen Erkan iyi almış yani %20. Yine de bu bize bir şeyi gösteriyor değil mi? Türkiye işçi sınıfının bir sınırı var arkadaşlar. Yani biz şunu görmek istiyoruz, farkındayım. Tarış grevleri, 15-16 Haziran'daki o hak arayan işçileri görmek istiyoruz ama güzel kardeşim, İşçilerin çoğu bir köy kökenli. Sosyal sermaye açısından zayıflar. Türkiye'nin işçi sınıfı Belçika işçi sınıfı gibi değil. Alman işçi sınıfı gibi değil. Okuma yazma oranları, bu alanda faaliyet gösterme oranları zaten çok düşük. Çoğunun tarikat bağlantısı var. 80 darbesinden sonra bir daha mavi yaka bize tehdit olmasın diye sermaye çok güzel önlemler aldı Türkiye'de. Sendikalaşmanın dediğim gibi köküne kibrit suyu döktü. Bu insanları gericileştirdi, tarikatlarda örgütledi. 90'lara geldiği zaman bir de paramiliter bir takım, yani milliyetçi saiklerle bu insanların arasında örgütlenmeler oldu. Dolayısıyla orada bir kültür yaratıldı. Mavi yakanın siyasi kültürü sola çok uzak. Kendileri bir şekilde grevler yapıyorlar bilmem ne ama bundan çok fazla etkilenmiyor. Mesela beyaz yaka güya prestijliydi 2010'larda. 2020'ye geldiğinde çöküş vardı ücretlerinde. Hiçbir şekilde sendikalı olmadıkları için. Ama her zaman AKP'ye karşı oy kullandılar ve büyük büyük düşüşler yaşıyorlar. Fakat AKP'li işçiler görünürde sadece sağ bir sendikaya üye olsalar da çok büyük bir kayıp yaşamadılar. O yüzden onlarda öyle bir yabancılaşma yok. Çok takmıyorlar bu işleri. Dolayısıyla ben yanlış yere fazla yatırım yapıldığını düşünüyorum. Bence bu Gebze olayı bunun sınırlarını gösterdi. Biz gayet atak bir şekilde bu toplumun her hücresinde bütün çalışan sınıf kesimlerini örgütlemeye çalışıyoruz ama orada siyasi bir bagaj var ve yapabileceklerimizin sınırı var. Belli ki mavi yakayı kazanmak için önce iktidarı almamız gerekecek. Ben tam tersini düşünüyorum. Onları kazanmadan iktidarı alamayız gibi bir bakış açısı var. Ben öyle düşünmüyorum. Bu toplumun %50'si 20 yıldır yeniyorsa senin örgütleyeceğin yüzdelik kesimde bellidir. Senin öyle %100 örgütleme gibi bir perspektifin olamaz zaten. Senin örgütleyeceğin bu ülkenin direnen %50'si. Bunu bir türlü görmek istemeyen bir zihniyet var. Bir noktadan sonra yola gelecektir. Bana mesela şimdi şey diyecekler. İşçi karşıtı mısın sen? Şurada mavi yaka sanayiyi beğenmiyor musun? Değil arkadaşlar. Belli bir yüzdesini sadece kapsayabildiğimizi düşünüyorum. Bunun dışında siz diğer direnen hücreleri görmüyorsanız aynı bu Uğriyeristlerin yaptığı hataya düşüyorsunuz demektir. Ve aynı zamanda Menşeviklerin yaptığı hataya düşüyorsunuz demektir. Yani burada Troçki ile Lenin diyor ki Rusya'daki işçi sınıfının bir müttefiki ihtiyacı var. O sırada da tarlalarda işgaller oluyor mesela Rusya'da. Geniş Rusya sahasında köylülük çok hareketli bir durumda. Biz bunlarla ittifak yapmalıyız diyorlar. Buradan bir ittifak unsuru buluyorlar. Çin devrine bakıyorsun. Kardeşim tamam, belli bölgelerde büyük şehirlerde ayaklanmalar çıkmış ama hızla ezilmiş, bir takım Sovyetlerin de müdahalesiyle problemli sonuçlar ele alınmış. Mao Zedong diyor ki tamam biz bu işi köylülerle yapacağız ama çünkü onlar direniyorlar. Emperyalizme karşı onlar direniyor. Hareket halinde olan onlar. Ben onları mı örgütleyeyim? Yoksa şehirlerde gene zorla burada ayaklanma mı çıkarmaya çalışayım? Mao dedi ki kardeşim ya gider bu adamları örgütlersiniz ya da bu iş biter dedi. Belli ki kent merkezlerinde olmayacak. Ben Mao'cu değilim kesinlikle. Fakat burada Mao'nun düşünme yönteminin doğru olduğunu düşünüyorum. Kim direniyorsa kardeşim sen yatırımı oraya yapacaksın. İşçileştirmek mi istiyorsun? İşçi sınıfı bilincini vereceksin. O %50 de işçi zaten. O insanlar para ezmiyorlar. Git onlara ver. Yani gidip AKP'nin tamamen tasallutu altındaki bir mahalleye girip çalışma yapmayı ben akılcı bulmuyorum ya. Gerçekten akılcı bulmuyorum. Bir de şey var kanka. Gerçekten bu ya Fordist dönem şeyi bu. Yani sanayi odaklı işte büyük fabrikalarda çalışan işçiler var ve onları Alo. bir Sesim gitti de. sesim gitti ya. Geldi geldi. İnternet gitti fark ettim de geri Ha, geldi. şimdi geldi. Yani baştan anlatayım şey diyordum hani tam Fordist dönemin mantığı hani büyük fabrikalarda üretimler yapılıyor. Orada büyük bir işte işçi kitlesi var ve bunları örgütleyip işte devrim yapacağız öyle bir sosyalizm. O, yani o dönemde değiliz üretim de böyle değil. Ve işçilik ya yani işçiliği o bağlamda Fordist sanayi işçisine indirgemek de yanlış. Kapitalizmi o Fordist sanayi üretimine indirgemek de yanlış. Bu zaten 80 sonrası büyük tartışmalar yarattı. Zaten post Marksizm dedikleri şey oradan çıktı. Abi artık işte şey tanımlamıyor. İşçi tanımı değişti, üretim değişti. Ya mesela şey dağıldı ya artık o büyük fabrikalar yok. İşte esnek üretim dedikleri bir şey var. Hani çok daha az kişinin çalıştığı
ve böyle çok uzak coğrafyalara yayılmış bir üretim sistemi var. O yüzden bir araya gelip örgütlenip işçiler de güçlü bir şekilde hakkını savunamıyor. O bağlamda şeyi biraz çok romantik ve eski kalıyor. O işte fabrika işçisine odaklanmak. Ki Türkiye'nin de çok az bir kesimi böyle. Gelişmiş ülkelerin çoğu böyle. Öbür ülkelerde de çok dağılmış durumda. İşte ne deniyor? Sweatshop'lara, o işte terleme odası mı bilmem neler. İşte onlar evlerde işte yapılan şeyler, merdiven altı üretimler. Yani o tarz şeylere döndü. Büyük fabrikalarda üretim yok. O yüzden onu çok şey yapmamak lazım. Ya bence işte yeni gerçeklikte yüzleşme problemi var orada. Yani yaşamı kitaba uydurmaya çalışan bir kafa var. Yani kitapta işçiler yapacak diyor. Yani sanayi işçisi yapacak diyor. O zaman illa sanayi işçisi. Öyle değil işte kardeşim. Her Marksist devrimde. Mesela Küba devrimi nasıl oldu? Hiçbiriyle olmadı biliyor musun? Foko'culukla oldu. Ya bildiğin gerilla Foko'ları kurdular. Merkezleri daha doğrusu. Kentten belli bölgelerden destek alarak gerillalarla yaptılar. Yani burada işçi sınıfı ayaklanmaları falan bununla ciddi bir karşılığı yoktu Küba'da en azından. Bolivya'ya geçince patladı sistem. Mesela Che Guevara hemen Bolivya'ya geçti Küba devriminden sonra. Ve orada da aynısını yapmaya çalıştılar. Sonra şeyi fark ettiler yani Küba'daki Komünist Parti o şeyde değil pek. Bunları yüzüstü bırakıyor. Bunlar da kent merkezlerinden yardım alamayınca Bolivya'da patlıyor mesela. İşte Angola'ya gidiyor. Angola'da da beceremiyorlar. Bak Küba'da olan şey diğer yerlerde olmuyor. Rusya'da yaşanılan şey Almanya'da olmadı. Başarılamadı Almanya'da. Çin'de başarılamadı. Çin'de başarılan şey Latin Amerika'da olur deniyordu. Orada da olmadı. Çok sınırlı bir şekilde kaldı. Sandinistalar falan vardı işte belli bölgelerde. İşte Zapatistaların bir ağırlığı vardı Meksika'da. O da tiyatroya döndü gitti. Yani bir karşılığı yok yani bu işin. Dolayısıyla biz şeyi bir türlü görmek istemiyoruz. Türkiye'nin kendi özel koşulları var. Özgün koşulları var. Bu ülkenin proletaryası çalışan sınıflarına özel bir ittifak kurulması gerekiyor. Bence o ittifak kent işçilerinin ittifakı olmalı. Ya bizim Gebze'de yapacak bir şeyimiz olmamalı. Sadece sanayi bölgesi orada diye. Ya Gezi'ye bak mesela. Gezi'nin patladığı şehirler arasında en yoğun ya Gebze değil abi. Yani Ankara, İzmir, İstanbul büyük kentlerde tamam mı? Bu laik yaşam tarzıyla, kamuculukla, geleceğe dair beklentisizlikle ve siyasal İslam yönelik tepkiyle çok güçlü bir iç içeliği var bunun. Mesela normalde birbirine karşıt konumlanan Kürt kimliğiyle Türk kimliği değil mi? İşte şey Müslümanlıkla şey ateistlik bilmem ne o Gezi yapısı içerisinde bir anda üst bir kümeye geçti. O isyankar küme içerisinde yok oldu karşıtlıklar. Olağanüstü bir şeydi yani. İnsanların kendileri de anlayamadılar nasıl böyle olduğunu. Adam iki gün önce sövdüğü Kürt'le yan yana direniyordu mesela Toma'ya karşı. Ya bunun bir enerjisi var. Bunu görmek gerekiyor. Bu insanlara çok orta sınıf, çok burjuva, çok bilmem ne geliyor. Hatta şey yazıyorlar. Siz işçi partisi değilseniz gidin işçilerle kaynaş. Siktir git sen kaynaş lan. Elin tutan mı var ya? İn pezemek git işçilerin arasına. Ya hayatı boyunca evinden çıkmamış tamam mı? Bilgisayarında sadece yağlı klavye tuşlara basmaktan ibaret adamlar Twitter'da. Gelmiş bize akıl veriyor ya. Siz gidin de işçilerle takılın da biliyorum. Gel kardeşim partiye gel bak zaten. Çoğunluğu işçi buradaki insanların. Farklı değil. Ya akademisyen farklı mı? İşçiden başka bir şey mi bugün baktığınız zaman? Toplumsal proletarya diye bir şey var. Bunun içerisinde sanatçılar da var. Bu adamlara karantinada yasak geldi. Destek de verilmedi. 2 sene aç kaldı lan bu insanlar. Gece yarısı yasağı var diye. Bu insan işçi değil mi şimdi? Bankada mesela şeyde çalışan, veznede çalışan insan işçi değil mi? İlla eline bir çeki çalıp bir tane metal zemine vurması gerekiyor bu adamın. Ya bu kafadan biraz çıkmak lazım. Senin ülken güzel kardeşim. Çin gibi bir ülke değil. Senin ülken Güney Kore değil, Japonya'da değil. Bu kadar fazla sanayi merkezli bir kafayla bakmanın bir mantığı yok. Ben sana söyleyeyim. Türkiye'nin kendi devrim koşulları kesinlikle kent merkezlerinden, kalabalık bir biçimde muhalif grupta bulunan kesimlerden ve bunlardan en fazla ileride geleceğin işçisi olan öğrenciler ve kadınlardan gelecek. Beyaz yakadan gelecek. Mavi yakanın bir kesiminden gelecek sadece. Hizmet sektöründen gelecek. Bunlardan gelecek yani. Bunu görmek istemediğin sürece sen duvara vurup durursun. Peki diyeceksin şimdi bunu görüp ne yapman lazım? Bunu görüp öncelikle çekiç keski izlemen ve dinlemen lazım kardeşim. Çünkü yeni teknolojilere adapte olman gerekiyor. Solun en büyük sorunlarından biri bu. Mesela aynı zamanda beğenmen ve abone olman katıl butonuna tıklaman gerekiyor. Ya sorun şu. Mesela Saltuk'la biz 1970'lerde olsak muhtemelen o kadar çekinecektik ki etraf aydın kaynıyor olacaktı. Lan yanlış bir laf etmeyelim de kapanıp sürekli kitap okuyacaktık falan filan. Evet. Şimdi aydınların bir karşılığı yok. Sizin o aşağıladığınız fenomenlerin ciddi bir karşılığı var. Bak mahalle abiliği sistemi üstünden toplum nasıl sağ çektiler? Nasıl sağcı neofaşist bir gençlik yarattılar? Abim be abim diye adamlar dönüştü. Solun da aynısını yapması gerekiyor. Senin bu insanlara rol model olacak fenomenlere ihtiyacın var. Bu fenomen influencer değil fakat etki kapasitesi olan kendi alanında başarılı burada insanları kapsayacak birine ihtiyacı var. Mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye İşçi Partisi yakın dönemde bir YouTube kanalı kuruyor şimdi. Yanlış bilmiyorsam veya bir değişiklik olmazsa onun mesela spor
programı da olacak. Siyaset programı olacak. Tarih ve kültür programı da olacak. Yani çok boyutlu bir şekilde insanlara rol model olman gerekiyor senin. Senin yeni bir uygarlık misyonun olması gerekiyor. Mesela şey de hoşuma gidiyor benim. Bunu şimdi evet Burjuva Medya yapıyor daha çok. Fatih Altaylı falan. Mesela nasıl viski içilir? Nasıl pro içilir? Nasıl gezilir? Nasıl görülür? Ya bunu senin sunman gerekiyor aynı zamanda. Bunu oralara bırakmaman lazım. Kültürel kampanyayı da senin adamlara bırakmaman lazım. Onu da yürütmen gerekiyor. Hep söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Kendi yaptığım işten örnek vereyim. Eşitsiz ve birleşik gelişim diye bir kuram. Tamam. Bu kuram çerçevesinde bazı ülkeler geri kalsa da çok daha büyük sorumluluklar almaları gerekiyor o ülkelerin sol hareketleri özellikle. Çünkü o ülkelerde sermaye parazit geliştiği için, çarpık problemli ve eksik geliştiği için, Avrupa'daki gibi olmadığı için en temel demokratik şeyleri bile yerine getiremiyor. Mesela Türkiye'de atıyorum kültürel bağlamda sağ hiçbir şey üretemiyor. Müthiş bir kısırlığı var yani. Onu da solun yapması gerekiyor. Bu aynı zamanda siyasal bağlamda demokratik işleri de solun yapması gerektiği anlamına geliyor. Ya bizim kültürel alanı da bunlara bırakmamamız gerekiyor. Bakın ben Marksist Leninist bir adamım, tamam mı? Ben Türk mitolojisi yapıyorum. Keyfimden yapmıyorum bunu. Çünkü o mücadelede buna ihtiyacımız var. Ve Türkiye'nin kendi milliyetçileri, kendi sağı bunu bile yapmaktan aciz. İyi ki de aciz ki biz yaptık. Bizim hanemize yazılacak bu ileride. Bunun gibi yapılan her şey. Dolayısıyla bunu bence hepsine kapsatmak lazım. Türkiye'de neyin demokratik hakkını istiyorsan, festival mi yapılmasını istiyorsun, yurt mu yapılmasını istiyorsun, insanların iş bulmasını mı istiyorsun? Bunların hepsini sadece sosyalist partiler yapabilir. Barınma sürecini de onlar sorunu da onlar çözebilir. Göç sorununu da anlamlı ve akılcı bir biçimde onlar çözebilir. Dolayısıyla bunların hepsini bizim üstlenip çözmemiz gerekiyor. Bu alanlara girmeliyiz. Bunun için en önemli şey yeni teknolojilere adaptasyon. Yani artık böyle lokalde oturup Ahmet Kaya dinleyip kendi içimizde böyle hani köylü esprileri yaparak kendi içimize kapanamayız. Bu artık bir alt kültür haline geldi. Bazı şeylerden kaçınmak lazım. Dışarıdan çok cringe görünen hareketler var. Bunların üstümüze yapışmasını engellememiz lazım. Ben böyle düşünüyorum ki bunu da yapıyor zaten Türkiye İşçi Partisi. Ve bu anlamda en genç partilerden biri. Üyeleri gayet Z kuşağından falan birisi. Ve daha alt kuşaklardan da başka kişiler görüyorum. Mesela seni tanıyorlar. Seni izleyen ben bir sürü adam gördüm. Ama ben gitsem şimdi çok böyle beton kafa bir partiye, şimdi adını vermeyeyim de herhangi birine girsem orada hala Kemal Sunal filmleri izleniyordu, anladın mı? Hani bizim Erkan da sever Kemal Sunal filmlerini falan da mevzu o değil. Gençliğin, çağın teknolojilerle temas edebilmesi gerekiyor. Evet. Daha başka bir konumuz var mı konuşacağımız bugün? Yoksa inceden kapatalım. Şeyi söyleyeceğim dinleyenler özellikle. Biz geçen kapattığımızda senin haberin yoktu. Günen şeyi konuştuk Bartu'yla. Biraz böyle teori üzerine falan konuştuk. Ben biraz şeyi anlattım. Benim ya biraz çok üzerine eğildiğim, muhtemelen daha da eğileceğim bir konu var. Kapitalizmin kökeni tartışmaları diye. Onu hani anlatayım falan diye not almıştım. Sonra şeyi düşündüm. Bir sorayım aslında dinleyenlere. Yani ben mesela çok güncel odaklı ve çalışan ve düşünen ve aslında konuşan bir adam da değilim ama podcast genelde öyle oldu. O yüzden ben hani elinden geldiğince daha iyi bildiğim hani soyut teorik ve hani uzun tarihsel ve yöne çekmeye çalışıyorum. Çünkü öbür tarafta daha eksiğim. Hani burada birazcık bir şey ekleyebiliyorum. Hani dinleyenler açısından eğer hoşlarına giderse şey yapabilirim. Atıyorum işte kapitalizmin kökeni tartışmaları, kim ne diyor, işte bunun tarihsel süreci nasıl, hangi bağlamda, bunun siyasi arka planıyla falan. Daha böyle yarı akademik, hani sıkılır mısınız yoksa keyifle dinler misiniz? Hani böyle her yayın program belki bir 10-15 dakika. Hani böyle çeşit çeşit gündem olmayan teorik Marksist şeyler anlatayım mı? Veya hani Bartu da zaten dahil olur. Anlatalım mı? Ona bir sorayım. Yorumlarda hani ona göre yazsınlar. Yok abi istemeyiz hani güncel olsun falan hani o bizim kafa kaldırmaz veya sıkılırız da diyebilirler. Ya da hani dinlemek isteyen varsa oraya da böyle hani her şeyde her bölüm 10-15 dakika belki ayrılabilir. Evet. Bartu sen bir şey diyorsun? Yok abi gayet kapsamlı konuştuk. Zaten hani bazı şeyleri o kadar fazla konuştuk ki yani ülkenin gündeminden çıkmıyor diye biz kendimizi tekrar ediyormuş gibi görünüyoruz da. Mesela göç sorunu hakkında artık daha fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok bizim arkadaşlar. Evet. Yani bütün konumlarımızı aynen söyledik. Bütün ayrıntılarına kadar konuştuk. Çözüm fikirlerimizi de söyledik. Mesela bundan sonra artık bunu konuşmanın çok bir şeyi yok. Hani yeni mevzuları siz yazarsanız bizim için de iyi olur. Hani şununla ilgileniyoruz, böyle bir durum var, buna ne diyorsunuz falan gibi bir şeyler yazarsanız doğrudan onları da konuşmak isteriz. Evet. Bununla birlikte Çekiç Kesin bu bölümü de sonlanıyor sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi nitelikli yorumlar ve eleştiriler başımızın tacı. Videoya yorum ve like atmayı unutmuyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Gözlerinizden öperiz. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.